Canlarım selam. 90 günde Ayta Matematik kampımızın geldik bugün tamı tamına 61. gününe. Bugün arkadaşlar limiti bitiriyoruz. Evet. Limit epsilon-delta testi ile beraber limiti noktalıyoruz bugün size birbirinden güzel 61 soru çözeceğim demek isterdim ama birbirinden güzel e, 20 adet soru çözeceğim ve arkadaşlar bu soruların tamamı böyle her her zaman karşınıza çıkmayacak her yerde göremeyeceğiniz sorulardan oluşacak arkadaşlar çok çok tatlı sorular var içinde şunu söyleyeyim yüksek bir motivasyonla bu soruların hepsinden sağ çıkabilen buradaki sağ çıkmayı tırnak içinde kullanıyorum teşbih de hata olmaz sağ çıkabilen arkadaşların önü artık açık limitte onu söyleyeyim İki tane soru geliyor limitte. Bazen 3 bazen 2. 2 ya da 3 ne gelirse gelsin. Dediğim gibi bu dersten alnının akıyla çıkan arkadaşlar artık limit mevzusuna noktayı koyacak. Ama biz tabii ki limite sadece burada nokta koyacağız. Limit türev integral kampımız olacak biliyorsunuz. Mart ayında limit türev integral kampı daha böyle e, soru ağırlıklı. Hani konuda anlatacağız orada ama hani e, burada mesela Konu soru böyle böyleyse orada konu soru böyle olacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani öyle bir kıyas olacak. Ee, yüksek motivasyon diyorum arkadaşlar Çünkü birazdan çözeceğimiz soruları düşük motivasyonla çözemezsiniz Bakın ben ben bir şey söyleyeyim mi size benim şu an aşırı şekilde yüksek motivasyonum benim Eğer motivasyonum düşükse ben bunları anlatamam bile bırakın sizin anlamanızı yani bunları anlatmak anlamaktan da daha zor aslında ee, o yüzden yüksek motivasyon gerektiriyor Arkadaşlar bu sorular yüksek motivasyondan kastım yani böyle dersin başına oturursanız Of <laughs> Sayfa kaç artık Allah belanı versin falan diye böyle kafaya, kitaba kafa atarsanız o zaman olmaz. Gerçekten verimli olmaz arkadaşlar. Soruların çoğunu da anlamazsınız. Çünkü kolay işler yapmıyoruz. Böyle bebelere balon işler yapmıyoruz onu söyleyeyim. Ama ee, güzel bir motivasyonda oturursanız... Ya kardeşim Mert Hoca bunu bize layıkıyla anlattı bak. Kendinle konuşacaksın. Kardeşim bak saçmalama gel. Mert Hoca sana bunu, bu sorular, bu konuların hepsini limiti tek tek tane tane anlatmadı mı? Biz her şeyi konuşmadık mı? Konuştuk. E baba tamam burası bir basamak üstü ama bu adam bize diyor ki Efşinado testlerinde de önce benden dinleyin ondan sonra kendiniz bakın. E ben buradaki 20 soruyu yine onun anlatışı gibi onun konu anlatımı gibi ondan dinleyeceğim. Ondan sonra açacağım herhangi bir kitabı ve bütün limit sorularını parçalayacağım. Bu mantıkla düşünmenizi istiyorum. Efsinado testimiz sayfa 214'ten başlıyor, 218'de bitiyor. 219. sayfamız şöyle gördüğünüz gibi artık babaya geçiş yapıyoruz, yatay geçiş. Ama önce limit Efsinado testimiz. Çayımdan büyüdüm alayım dur ya heyecanlandım. Her Efsinado testinde heyecanlanıyorum çünkü çok tatlı sorular çözüyoruz ya. <g Loudrible> Hadi bakalım başlayalım. Şimdi şöyle ben kurulayım. Evet. Sorularımıza bir şöyle göz atalım isterseniz. Birazdan ne girecek biz ona bakmak adına. Şöyle bakalım. Evet, evet, evet. Grafikler olsun, yorum soruları, öncül soruları, genelde öncül soruları, geometrik sorular, fonksiyon tipi sorular, trigonometride belli kural verilen sorular. Her şey var. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi. Hadi bakalım. Bismillah. Bismillah destur. Başlıyorum birinci soruyla. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı F, G ve H fonksiyonları veriliyor. Bu biçimde tanımlanıyor diyor. O biçim tanımlanıyormuş yani. HX fonksiyonu tüm gerçek sayılarda sürekli olduğuna göre M artı P toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar. Şimdi. Hx fonksiyonunun tüm reel sayılar, tüm gerçek sayılarda sürekli olduğunu söylüyor. O zaman 1. şunu söyleyebilirim, Hx 3'te sürekli dedi. Çünkü biz şunu yapıyorduk, bir parçalı fonksiyon, bir parçalı fonksiyon eğer e, her reel sayıda sürekli ise bizim için her reel sayıdan ziyade parçalı olduğu kritik noktada sürekliliği önemliydi. Yani x eşittir 3'teki sürekliliğini söyleyeceğiz. X eşittir 3'teki sürekli şu anlama geliyordu. X eşittir 3'te sürekli olan X eşittir 3'te limitlidir. E, o zaman sol limitle sağ limiti birbirine eşitleyelim. 3'ün solundaki limit F3 artı 1'dir. Bu eşit olmalıdır. 3'ün sağındaki limit o da G3 eksi 1'dir. Yani bu soru için yazacağım ilk şey F3 artı 1'in G3 eksi 1'e eşit olduğu. Bu arkadaşı buradan alayım. Seni çekip çıkarttım oğlum hayattan. Buraya getirdim. Şimdi isterseniz F3'ü konuşalım. F fonksiyonu zaten verilmiş. F3 için X büyük eşit 2'de yerine yazacağız. Yani aşağıda. 3 3 kere 3 9. 9 artı N. E bir de burada var. 10 artı N geldi buradan. Tamam. Eşittir. G3. G fonksiyonunda 3 4. 4, x küçük 4'te yerine yazılacak. 9 artı k. 9'dan 1 çıktı. 8 artı k diyebiliriz. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Ee, bu n'yi bu tarafa atalım. k eksi n olsun. Eşittir. 8'i de bu tarafa atalım. 2. İlk bulduğumuz şey bu. Tamam. Güzel. Şimdi f fonksiyonunun kritik noktası x eşittir 2. g fonksiyonunun kritik noktası x eşittir 4. Şimdi acaba acaba şunu söyleyebilir miyim? x eşittir x e, f fonksiyonu x eşittir 2'de yani 2 noktasında süreklidir. Diyebilir miyim acaba? Sesle düşünüyorum. Derim. Çünkü arkadaşlar h fonksiyonu tüm gerçek sayılarda sürekli ise h fonksiyonunun 3'ten altta kalan Fx artı bir fonksiyonu da her yerde sürekli olmalıdır. Burada bir kopma yaşanırsa haşta da bir kopma yaşanır ve problem olur. Süreklilik kaybolur. Çünkü haşta parçalı bir fonksiyon. 3'ten önceki değerleri 2 3'ten önce. Yani 3'ten önceki değerler için f fonksiyonunun aralığı tamamen burası tamamen f'e ait. Ve eğer f'te bir kopma yaşanırsa sıçrama yaşanırsa bu haşın sürekliliğine de etki eder. F süreksizse haş da süreksiz olur. Halbuki h her yerde sürekliymiş. O zaman F de 2 noktasında sürekli. 2'nin dışında zaten her yerde sürekli. Çünkü parçalı kısımları polinom tipli. Polinom tipi fonksiyonlar her yerde süreklidir diye söylemiştik zaten. Demek ki f fonksiyonu x eşittir 2 de sürekli. Bu şu anlama gelir. 2'nin solundaki limit 10 eksi n eşittir. 2'nin sağındaki limit 6 artı n. 6 artı n. M'i karşı tarafa atarsam bak bunun altına yazıyorum. M artı n eşittir. M'i bu tarafa attım. 6'yı da bu tarafa attım. 4 geldi. Güzel. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde g fonksiyonu da x eşittir 4'te süreklidir. 4'ün solundaki limit 16 artı k eşittir. 4'ün sağındaki limit eksi 8 artı p. Bunu buraya bunu buraya atarsam p eksi k 24 olur eksi k eşittir 24. Bana bu arkadaş bu dangaloz neyi soruyor? M artı P toplamını. Bakın canlarım. Bakın kınalı kuzularım. Bunları taraf tarafa toplarsak ne olacak? Topluyorum taraf tarafa. Bununla bu gitti. Bununla da bu gitti. M ile P'nin toplamı geldi gördün mü? M artı P geldi zaten. 28, 2 daha 30. Doğru cevap eşit. Anlaştık mı? Kaliteli soru bak. tamam sınav sorusu. Buradaki her soru sınav sorusu. Her soru sınav sorusu. Hatta bazı sorular sınavlardaki çıkabilecek seçici limit sorularından da gelebilir yani. Olabilir daha doğrusu. Bir fonksiyonun x eşittir a noktasında tanımı ve limiti varsa ancak tanımı limitine eşit değilse bu fonksiyon x eşittir a noktasında kaldırılabilir süreksizdir denir. Böyle bir tanım yapmış. Tamam. Bir fonksiyon x eşittir b noktasında tanımlı ancak limitsizse bunu fonksiyona x eşittir b noktasında bağıl süreksiz denir. Yani arkadaşlar tanım ve limit var. Yani şart 1 şart süreklilikte 3 şart vardı ya. Şart 1 şart 2 var ama şart 3 yoksa bu kaldırılabilir bir süreksizlik. Ee, şart 1 var ama şart 2 yoksa Zaten 3'e bakmıyorduk o durumlarda. O zaman da bağıl süreksizdir diyormuşuz. Tamam bu tanımları anlattık. Güzel. Yukarıdaki grafiğe bağlı verilen y eşittir fx fonksiyonu için x eşittir a noktasında fonksiyon tanımsızdır. x eşittir b noktasında bağıl süreksizdir. x eşittir c noktasında da kaldırılabilir süreksizdir. Bilgileri veriliyor. Buna göre toplamının sonucu kaçtır? Bak çok tatlı soru şimdi. Bak izle beni. Bir kere x eşittir a'da tanımsızdır diyorsa a'yı bulabiliriz. Çünkü bu fonksiyonun verilen grafikte tanımsız olduğu tek değer eksi 3 değeridir. Başka bir yerde tanımsızlık görüyor musun? Mesela burada boşluk var ama 4'te tanımlanmış. 3'te tanımı var. 4'te tanımı var. 5'te zaten var. E5'ten sonrakilerde zaten var. 0'da var. 1'de var. 2'de var şey, e eksi 1'de var, eksi 2'de var, eksi 3'te yok, eksi 4'te, eksi 5'te zaten var. Yani tanımsız olduğu nokta eksi 3. Yani a eşittir eksi 3. Şimdi, bağıl süreksizdir. Bağıl süreksizlik diyordu ki, bağıl süreksizlik, tanımlı ancak limitsiz. Yani burada tanımı olan ama limiti olmayan noktaya bakacağız. Mesela 4. Bak eksi 3 değil, eksi 3'te de limitsiz ama aynı zamanda tanımsız. Ama 4'te tanımı var, 4. Ancak, Limiti yok. Soldan limiti 4'e gidiyor, sağdan limiti eksi 4'e gidiyor. Dolayısıyla x eşittir 4 noktası bağıl süreksiz. E x eşittir b bağıl süreksizdir demiş. Demek ki b eşittir kaç geldi? 4 geldi. Bu da tamam. Buraya geldim. Kaldırılabilir süreksiz. Neydi? Tanımlı limitli ama tanımı limitine eşit değil. Olunca kaldırılabilir süreksiz. O da arkadaşlar 3 noktası. Tanımlı, 4'te tanımlı. Limitli, limiti de 5 ama tanımı limitine eşit değil. O zaman c eşittir 3 oldu. Bu da tamam. Tamam mıdır? E, o zaman ne soruyor bize şimdi? A'nın sağı. A3-3 3, yani eksi 3'ün sağı. B'nin sağı. B4 yani 4'ün sağı. C'nin solu. C3 yani 3'ün solu. Bakalım şimdi. Eksi 3'ün sağı. Eksi 3 burası. Eksi 3'ün sağında fonksiyon 5'e gidiyor. Demek ki ilk kısım 5 geldi. Devam ediyorum. 4'ün sağı. 4 burası. 4'ün sağında fonksiyon eksi 4'e gidiyor. Demek ki eksi 4 burası. Güzel. 3'ün solu. 3 burası. 3'ün solunda fonksiyon 5'e gidiyor. Burası da 5. 5, 5 daha 10. 10'dan 4 çıktı. Sonumuzun cevabı 6 geldi. Tamam mıdır? Yani şık. Kaliteli. 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 vallahi kaliteli. Geldik 3. soruya. Bak. Trigonometri sorusu aslında baktığın zaman e, trigonometrinin limite uyarlanması diye de düşünebiliriz. Hadi bakalım. Şimdi bu bir birim çember mi? Birim çember. Güzel. Birim çemberse şöyle düşünebilirsin. Burası 1'e ee, e 0 noktası. Güzel. Demek ki şu LM tanjant ekseni. O zaman şu LM uzunluğu tanjant x zaten. Şu uzunluğu sinüs x olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar bunları anlatmayacağım. Ne olur gözünüzü seveyim. Bunları trigonometrede 2 hafta boyunca canımız çıktı yani. Her şeyiyle anlattık. Bunları anlatmayayım. Tamam mı? Lütfen bunları anlatmayayım. Tanjant x sinüs x. O n uzunluğu kosinüs x. Bu yarı çap olduğu için zaten 1. Ha, o zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? O M uzunluğu da 1. Orada bir dik üçgen var. Bak o dik üçgenden mi bahsedelim. Şöyle bir dik üçgen var. O dik üçgeni sana çizeyim. Şurası 90 derece. Şurası 1. Şurası tanjant x. Burası da arkadaşlar buraya mesela a dersem a eşittir tan kare artı 1. A kare eşittir tan kare artı 1. A eşittir kök içerisinde 1 artı tan kare diyebilir miyim? Şimdi tan, 1 artı tan kareyi açalım. 1 artı sin kare x bölü kos kare x diyebiliriz. Payda eşitlersem kos kare artı sin kare 1 olduğu için 1 bölü kos kare x oldu. Bunun kare köküymüş bu hipotenüs uzunluğu. Yani 1 bölü kosinüs x. Mutlak değer aslında ama uzunluk belirttiği için direkt pozitifini alabilirsiniz. Yani e, bizim e, OL dediğimiz uzunluk 1 bölü kosinüs x. Ama bize OL'den bahsetmiyor. LM'den bahsediyor. LM. LM tanjant x zaten. Şunu bir yazalım ya. LM dediğimiz tanjant x. Bunu yazdım. Çarp. KL. KL. Şimdi buranın tamamı kaç arkadaşlar? Buranın tamamı 1 bölü kosinüs x. Doğru mu? OK'da 1 olduğuna göre o zaman burası 1 bölü kosinüs x eksi 1 olacak ki tamamı 1 bölü kosinüs x olsun. O zaman 1 bölü kosinüs x eksi 1 oldu. Bu da tamam. Güzel. Bölü nm. nm neresi? Şurası. Arkadaşlar tamamı 1 ise tamamı 1 ise burada kossa şuraya e, ne kalır arkadaşlar? 1 eksi kosinüs x kalır. 1 eksi kosinüs x çarpı kane. K ne dediğimiz zaten sinüs x. Güzel. Peki. Şimdi arkadaşlar e, alfayı 2 pi'ye götürdüğünüz zaman pay kısmı da 0 gelir. Tan, e, tanjant 2 pi'den buradan 0 geldi. Buradan 1 eksi 1'den 0, 0 geldi yukarı. Aşağısı 1 eksi kos 2 pi yani 1 eksi 1'den 0 sin 0'da sin 360 da 0. 0 bölü 0 belirsizliği. 0 bölü 0 belirsizliğinde ne yapıyorduk? Belirsizliği giderebilmek için buradaki ifadeyi çarpanlarına ayırarak sadeleştirmeye çalışıyorduk. Özellikle şu paydadaki ifadelerden kurtulmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapalım. Limit alfamız neye gidiyordu? 2 tane pi'ye gidiyordu. Tanjant bir dursun. Tanjant x çarpı şurada bir payda eşitleyelim baba. 1 eksi kosinüs x bölü kosinüs x orası. 1 eksi kosinüs x bölü kosinüs x. Bu kosinüs x bölü olduğu için paydaya geçsin. Yani burada 1 eksi kosinüs x kalsın. Tamam mı? Paydaya kosinüs x geçsin. Onu paydaya alalım. Kosinüs x diye geçti. Onun yanında zaten 1 eksi kosinüs x'imiz duruyor. Bir de yanında ne duruyor? Sinüs x'imiz duruyor. Tamam mı? Şimdi bak şu 1 eksi kosla ile 1 eksi kos gitti. Tanjant demek zaten sinüs bölü kosinüs demek. Bu yukarıdaki sinüs aşağıdaki sinüs de gitti. E, bu bölü olduğu için paydaya geldi. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda da kos çarpı kostan kos kare x kaldı. E, alfa yerine burası tabi alfa x değil. Bunların hepsi alfa arkadaşlar x değil. Alfa demiş çünkü. Adam bize alfayı 2 pi'ye yaklaştır diyor. Alfa yerine 2 pi yazarsak kosinüs 2 pi'nin karesi. Kosinüs 2 pi yani kosinüs 360 zaten 1 demek. Karesi de 1 demek. 1 bölü 1'den sorumuzun cevabı ne gelecektir? 1. Aha aslanlar gibi A şıkkını ne yaptım? İşaretledim. Tamam mıdır? Geldim dördüncü soruya. O ne la böyle Adana yılanı gibi bir şey var. Grafik var. Balığa benziyor. 61. günün şerefin arkadaşlar. Bir balık grafiği. Bir an... <laughs> anımı anlatayım size o zamanlar küçüğüm ee, bir yere şeye gittik böyle ailecek yemeğe gittik yani ortaokul değilim yani ilkokulum hatırlıyorum böyle hayal meyal hatırlıyorum yani hatırlıyorum tabii canım yani ne, nasıl bir yer olduğunu hatırlıyorum böyle bir lokanta gittik işte ailecek Balık malık yiyeceğiz. Ondan sonra balık ya hamsi falan söylediler. Hamsi böyle buğulama şeklinde geldi ama böyle biraz irici hamsi öyle yani. Gürcü hamsisi gibi değil yani. Eti piç değil yani. Tam böyle şey böyle dolu dolu bir hamsi. Neyse ee, dedim tuvalete mi gittim o anda bir şey oldu falan filan. Orada bir tane şey böyle şef garson abi böyle biliyorsunuz balık restoranlarında geleneksel kıyafettir. Beyaz gömleğin üstüne e, lacivert süveter giyer onlar böyle. Hani balık restoranında bu bir fikstir yani. Türkiye genelinde bir yazılı olmayan Balıkçılar Federasyonu'nun kurduğu bir koyduğu bir kuraldır bu yani. Neyse abi böyle a, şeyin o adisyonların şeyin oraya adisyonların yazıldığı bir masa var. Oraya böyle yaslanmış böyle e, belinden de böyle bir anahtar sarkıyor abinin böyle fikstir o. Ben orada bir elimi mi yıkadım bir şey mi yaptım artık yani tam hatırlamıyorum ne yaptığımı. İşte adam benimle sohbet ediyor. Ee, i̇şte ne yapıyorsun adın ne kaç yaşındasın falan filan. Ondan sonra dedi ki e, küçüğüm abi daha yani aklım hiçbir şey ermiyor. Şu an hayal meyelle hatırlıyorum yani ama çok küçüğüm yani. E, tam aklım her şeyi ermiyor. E dedi ki sana dedi bir sır vereyim mi dedi. Deniz dedi biliyorsun niye dedi tuzlu olur deniz değil mi dedi dedim yani evet deniz tuzlu olur dedim peki düşündün mü dedi niye tuzlu olur falan böyle yok dedim yani niye tuzlu olur dedim dedi biz dedi her gün dedi gidiyoruz dedi hamsileri yakalıyoruz orada dedi hamsiler dedi her gün dedi yakalanma korkusuyla dedi beni de yakalayacaklar öldürecekler diye ağlıyorlar dedi sabahtan akşama kadar dedi hamsiler ağladığı için dedi bütün dedi denizler tuzlu oluyor dedi hamsilerin gözyaşları aslında onlar dedi Abi ben bunu bir ciddiye aldım. Yani böyle bir etkilendim böyle bir hamsilerin ağlamaya inandım birincisi inandım ikincisi etkilendim abi hamsiler geldi ben böyle bir duygusallaştım böyle bir ağlamaya başladım öyle bir hamsi yiyorum ki böyle <laughs> falan diye böyle bir yandan da yiyorum ama hani şimdi duygusalla yani, iş başka arkadaşlık başka iş başka aşk başka yani hani yemeği yiyorum. Hamsi de bulamayı da severim böyle limonu mimonu sıkmışım böyle bir yandan yiyorum bir yandan da hamsilere üzülüyorum böyle <laughs> falan diyorum Ve salatadan yiyorum falan hiç unutmayacağım o günü ya abi beni çok ağlatmıştı sonra öğrendim ki öyle değilmiş tabii ki bu da böyle bir anımdır <laughs> tamam ee, demem o ki bu bir hamsiye benzeyecekmiş ama olmamış aşağıda yeşil fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Öncül soruları limitte en korktuğunuz sorulardan. Ee, korkmakta haklısınız çünkü öncül sorularında ufak bir noktayı kaçırdığınız zaman sorunun tamamı güme gidebiliyor. O yüzden çok dikkatli şekilde çözmek lazım öncül sorularını. Şimdi bir kere benim burada gördüğüm şey şu. Bu f fonksiyonu hep x ekseninin üstünde kalmış. Yani bir, bu f fonksiyonu için biz şunu söylesek yanlış bir şey söylemiş olur muyuz? Şunu yazsak. fx büyüktür sıfır yazsak her x değeri için. Bu doğru olur mu? Bence olur. Çünkü x eksenine değdiği yer bile yok. Yani sıfır olduğu yer bile yok. Bütün değerleri sıfırdan büyük. Dolayısıyla bu fonksiyon kesinlikle her yerde nedir abi? Pozitiftir. Güzel. Bunu tespit ettik mi? Ettik. O zaman arkadaşlar şunu yazabilir miyim? Mutlak değer fx eşittir fx'tir. Tabii ki bunun doğal bir sonucu olarak bunu yazabilirim. Çünkü bir sayının ya da bir fonksiyonun bir ifadenin pozitifliğinden eminsek ona mutlak değer koymamızın bir anlamı yoktur. Çünkü pozitif sayıların mutlak değerleri kendileridir. Dolayısıyla bizim soruda gördüğümüz mutlak değer fx'ler yerine fx'ler yazılabilir. Yazarsak burada fx'i mutlak değer yerine fx eksi fx'den burası sıfır olur. Ve sıfırın birdeki limiti zaten sıfırdır. Kesinlikle doğrudur. Geldim buraya e, fx'i silip buradan mutlak fx'i fx diye yazarsak fx bölü fx'den burası 1'dir. E, 1'in 3'teki limiti 1'e eşittir. Dolayısıyla cevap 1'dir doğru. Şimdi burada aklılara şöyle bir şey gelebilir. Hocam ya 0 bölü 0 belirsizliği gelirse? Yani fx 0 olursa? Olmaz. Hani nasıl olacak fx 0? Fx'in görüntüsünün 0 olabilmesi için fx'in x80'in de değmesi lazım. Ama değme gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla 2 de doğru. 3 doğru değildir arkadaşlar. Hatta ben 3'e e, kesinlikle yanlış derim. Nasıl derim biliyor musunuz? Hani kesinlikle doğruyu bırak kesinlikle yanlış derim. Çünkü bu adamda x yerine 0'ı payda da yerine yazdığım zaman 0 olur. Pay kısmında arkadaşlar fx'in 0 gelmesi gerekir ki 0 bölü 0 belirsizliğinden gerçek bir sayıya ulaşalım. Yukarısı sıfır gelmediği takdirde sayı bölü sıfırın gerçek bir sayı gelme şansı yoktur. Çünkü ben size üstüne basa basa belirsizlikte dedim ki sayı bölü sıfır tanımsızdır. Tanımsızlık giderilemez ama sıfır bölü sıfır belirsizdir. Belirsizlik giderilebilir. Dolayısıyla fx'in ben her zaman pozitif bir sayı olduğunu bildiğim için yukarısı bir sayı olur. Aşağısı sıfır olur ve burası kesinlikle tanımsız olur. Bunun gerçek bir sayıya eşit olma şansı yoktur. Yanlış cevabımız 1, 2 yani bol olacak. Bol. Bolu da ne vardı üniversite? Geldik 5. soruya. Diyor ki aşağıdaki şekilde f ve g parabollerinin grafikleri verilmiştir. f'in en büyük dereceli teriminin katsayısı 2, g'nin en büyük dereceli teriminin katsayısı eksi 3. Buna göre tamam tamam tamam. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şey yapacağız. Bakın şimdi. Şimdi f fonksiyonunu yazmak istersek baş kat sayısı 2 şöyle şurası 2 çarpı x eksi nerede kesiyor? B 1'de ve 2'de kesiyor. Yani x eksi x1 x eksi x2 böyle yazılıyordu değil mi parabol? E, şununla şu birbirini götürdü. Belirsizlik ortadan kalktı. Aslında belirsizlik vardı burada. 0 bölü 0 belirsizliği. E, x yerine x2 yazarsak e, bu ilk kısım 2 çarpı x2 eksi x1 oldu. Güzel. Eksi. Şimdi buraya geldik. Yine f fonksiyonu aynısı. 2 çarpı x eksi x1 x eksi x2 bu sefer paydadaki x eksi x1'ler gidecek. x yerine gidip x1 yazdığımızda yine 2 çarpı bu sefer x1 eksi x2 olacak. Tamam mıdır? Bu okey. Şimdi aşağı tarafa bakalım. G. G'nin baş katsayısı G'yi de şöyle ok çıkararak yazayım. Eksi 3 çarpı de x3 ve x4'te kesiyor. Yani x eksi x3, x eksi x4. x eksi x3, x eksi x4 diyeceğiz. E, o zaman şuradaki x eksi x3 ile şu gidecek. Eksi 3 var. Bir de x yerine x3 yazacağız. Eksi 3 çarpı x3 eksi x4 bir de eksi var. Aynı şekilde bu sefer x eksi 4 ile x eksi 4 gidecek. Eksi 3 çarpı x eksi x 3 kalacak. X yerine 4 yazarsam. Eksi 3 çarpı. Eksi eksi artı yapsın. Artı 3 çarpı x e, 4 eksi x 3 olacak. Şimdi bak yukarıyı paranteze alacağım. Bir kere e, şuradaki ikiler ortak. İki parantezini alalım isterseniz. İki parantezinde. Buradan ne geldi? x 2 eksi x 1. Buradan ne geldi? Eksi x1 artı x2 geldi. Güzel. Tamam. Bölü paydada da eksi 3 parantezine alınacak. Eksi 3 parantezinde x3 eksi x4. Ee, burayı eksi 3 parantezine alırsam buranın başına bir eksi gelir. Yani eksi x4 artı x3 olur. Şimdi şöyle bir şey oldu bakın. 2 çarpı yukarıda ne geldi? x2 2 x2 x1 2x1 yani 2 parantezinde x2 eksi x1 geldi. Bölü aşağıda da eksi 3 çarpı 2 e, parantezinde x çünkü x3 x3 daha 2 x3 2 tane de x4. Yani 2 parantezinde x3 eksi x4 geldi. Bunlar da birbirini götürdü. Eksi 2 bölü 3 çarpı x2 eksi x1 çarpı x3 eksi x4. Yani cevabımız 5 çıktı. Değişik bir soru. Yani bilinmeyenler cinsinden yazılmış bir soru. Güzel bir soru. 6 yine çok tatlı bir soru bak şimdi. Fonksiyonları birbirlerine bağlantılı olarak yani hem bağlantılı hem de yaklaşım metoduyla verilen bir fonksiyon. Yukarıda grafiği verilen reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı y eşittir g(x) fonksiyonundan faydalanılarak bu fonksiyon tanımlanmış. Buna göre h bileşke g4 böyle yapsak uzak mı oldu? h bileşke g4 h bileşke g -4. 2. G eksi 4. Şimdi şöyle yapalım bak. Yukarıya grafiği görerek yapalım. Tamam mı? Şimdi bir kere şunu yapacağız. H bileşke G eksi 4. Bu ne demek? H içinde G eksi 4 demek. Şimdi G eksi 4 demek. G, bu zaten G fonksiyonu. Eksi 4 burada. Eksi 4'te fonksiyonun görüntüsü burada. Eksi 2. Yani aslında burası bana h eksi 2'yi soruyor. Şimdi h fonksiyonu da aşağıda gördüğünüz gibi. Bak görüyor musunuz? Aşağıda h fonksiyonu. Şimdi eksi 2 içine yazdığımız değer sıfırdan küçükse sağdan g'ye yaklaş diyor. Tabi burada g'de yaklaş limit al anlamına geliyor. Bunu yazmamış ama hani yaklaşım metodunda tabii ki hani limit dışında herhangi bir yaklaşım metodu bilmediğimiz için burada direkt doğal olarak limitten bahsedebiliriz yazmasa bile. Ama yazılabilir. Şimdi ne yapacağız? A'ya soldan. A ne? Eksi 2. Iki. Eksi 2'ye soldan yaklaşacağım. Eksi 2 neresi? X'te eksi 2. Bak Y'de bulma. X'te eksi 2 burası. Eksi 2'nin hizası burası. Eksi 2'ye zaten sağdan da yaklaşsan, soldan da yaklaşsan hep gittiği değer eksi 2'dir. Dolayısıyla eksi 2 ile ikili mi? Eksi 2. O zaman h eksi 2 eksi 2. Bu cepte dursun. Şimdi bir de h bileşke g 2'yi soruyor. Yani h içinde g 2'yi soruyor. Peki g 2 g fonksiyonunda 2'nin görüntüsü 2. Yani burası h 2'yi soruyor. h 2 için Aşağı tarafa bakacağız. A sıfırdan büyük. 2 sıfırdan büyük. E, o zaman bu sefer 2'ye sağdan yaklaşacağım. 2 burası. 2'nin sağ burası. 2'nin sağında fonksiyonun yaklaştığı değer 2'dir. O zaman bunun cevabı da 2 çıktı. E birincisinin cevabı eksi 2. ikincinin cevabı artı 2. Eksi 2 ile artı 2'yi toplayınca hayırlı uğurlu olsun cevabımız kaç gelecektir? 0 gelecektir. Tamam mı? Güzel. Peki. Vallahi yapıyoruz ya. Bu, bu limit işini biz yapacağız herhalde. Bak şimdi güzel bir soru daha. Aslında bu müfredattan, bu taht, şurada yazılan, tahtada yazan şey müfredattan kalkan bir şey. Ama ÖSYM e bunu yapabilir. Müfredattan kalkmış bir bilgiyi sana getirip de bir ekstra bir bilgi diye sunup aa kardeşim müfredattan kalkmıştı ama ben geri yerine oturttum diyebilir. Şimdi şöyle bilgiler verilmiş. Sin AX bölü BX, A bölü B yani iki sinüs fonksiyonunun birbirine bölümü kat sayıların bölümüyle bulunur. Sinüs ax bölü bx eşittir a bölü b. Tanjant ax bölü bx eşittir a bölü b. Buradan şu da yazılabilir. Tanjant sinüse çevirebileceği için tanjant ax bölü bx'in de a bölü b olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bununla şunla şunun doğal sonucudur bu. Tanjantı sin bölü cos diye yazarsak doğal sonuçtur. Şimdi bilgileri veriliyor. Tamam limit x sıfıra giderken işleminin sonucu kaçtır? Bir kere bakın Bakın şimdi. Bir şurayla ilgilenelim. Limit x'ler 2'ye yaklaşırken sinüs. Burayı 4 parantezine alalım. 4 parantezinde x eksi 2 diyelim. Bölü x eksi x kare eksi 4'ü de x eksi 2 çarpı x artı 2 diyelim. Ve burada bırakalım. Şimdi bak ayrı ayrı limitler şeklinde yazarsam. Limit x 2'ye giderken sinüs 4 çarpı x eksi 2 bölü bölü x eksi 2 x 2 çarpı 1 bölü x artı 2 diye şöyle ayırabiliriz. Hatta buranın da limitini direkt alabiliriz. Ayrı ayrı limitler şeklinde yazabiliyorsunuz, Biliyorsunuz ki limitte çarpım ayrı ayrı limitlerin çarpımı şeklinde yazılabiliyor. Dolayısıyla buraya direkt 2 artı 2'den 1 bölü 4 diyebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi buraya baktığınız zaman arkadaşlar bizim şartımız x'in sıfıra gitmesi. Peki şunun bir farkı var mıdır? Limit x sıfıra giderken sinüs x bölü x limiti kaçtır arkadaşlar? Katsayı 1, katsayı 1, 1 bölü 1'den 1 değil midir? 1'dir değil mi? Peki limit x 2'ye giderken sinüs x eksi 2 bölü x eksi 2 limiti kaç olabilir sizce? Bakın bu sefer x sıfıra gitmiyor. Ama yine sıfır yapıyor. Benim için sıfıra gitmesi değil, fonksiyonları sıfır yapması önemli. O yüzden bu limitin sonucu da 1'dir. Burası 3 ise x-3 bölü x-3'ün sonucu da 1'dir. Ve kat sayı burada, burası 1 olduğu için 1'dir. Mesela şöyle olursa, şöyle olursa gösteriyorum. Limit x-3'e giderken 5 çarpı sinüs, hatta 5 demeyelim şöyle, şöyle yapalım. x-3'e giderken sinüs... 5 çarpı x eksi 3 bölü x eksi 3. Bu şununla aynı şeydir arkadaşlar. Limit x sıfıra giderken sinüs 5 çarpı x bölü x. Sonuçta x eşittir 0 bu ikisini 0 yapıyor x eşittir 3 de bu ikisini 0 yapıyor. Bunun cevabı nasıl 5x bölü x'ten 5 ise bunun cevabı da 5x eksi 3 bölü x eksi 3'ten yine 5'tir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla buranın cevabı kaç gelir arkadaşlar? 4 gelir. 4 çarpı 1 bölü 4'ten 1. Yani şuranın sonucu kaç geldi? 1 geldi. Bak burası önemli. Tamam mı? Orayı biri bulduk değil mi? Anladık orayı. Tamam. Hı. Şimdi öbür tarafa geliyoruz. Burada bir eşlenikle çarpma yapacağız. Çünkü 0 yerine yazdığımız ama 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Belirsizliği ortadan kaldırmak için tanjantı çarpanlarını ayırırsam aşağıdaki bir sıkıntı yaratıyor bana. O yüzden mecburen eşlenikle çarp, ve bölme yapacağım. Yani limit x sıfıra yaklaşırken tanjant 16x diyeceğiz. Bölümümüz var. Kök içerisinde x artı 16 diyeceğiz. Eksi 4. Şimdi şöyle yapıyorum. Kök içerisinde x artı 16 artı 4 ile bir çarpıyorum bu kesri. Bir de aynı çarptığım kesre Bölenzi yapıyorum. Aa, bir tane de böldüm. Şimdi şu aşağıdakileri çarparsak burada iki kare farkı gelecek. İki kare farkından dolayı yukarıda şu tanjant 16x duruyor zaten. Çarpı kök içerisinde x artı 16 artı 4 de duruyor. Paydamız bakın e, a eksi b çarpı a artı b. Yani iki kare farkı var aslında. Kök a kök x artı 16'nın karesi x artı 16 4'ün karesi 16 x artı 16'dan 16 çıkınca payda da kocaman bir x kalıyor. Paydadaki x'i şöyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yazın. Bu burada dımdızla kalsın. Çünkü limit alırken şu 16 x bölü x'in sonucunun 16 olduğunu biliyoruz biz. Yukarıdaki özellik verdiği özellikten dolayı. Burası 16. Çarpı buraya baktığımız zaman x yerine 0 yazarsak kök 16 4 4 artı 4'ten burada 8. 16 çarpı 8'den 128. Şimdi şurası da 128 çıktı. 128 bir daha sorumuzun cevabı ne geldi? 129 geldi. Tamam mıdır? Bak şu olay önemliydi. Bir daha söylemek istiyorum. Yani bu karşınıza bu haliyle verilip yani ÖSYM size bunu verip bunu sorabilir. Çünkü bu bildiğiniz bir şey. Bir daha söylüyorum. Arkadaşlar limit x sıfıra yaklaşırken sinüs ax bölü bx limiti kaça eşittir? a bölü b'ye. Bunun doğal bir sonucu olarak limit x 5'e yaklaşırken sinüs a çarpı x eksi 5 bölü b çarpı x eksi 5 limitinin sonucu da a bölü b'dir arkadaşlar. Yani burada sihirli olan buraların x olması değil x eşittir 0'ın buraları 0 yapması x eşittir 5'te buraları 0 yapıyor. O yüzden bunun cevabı nasıl a bölü b çıkıyorsa bunun cevabı da a bölü b çıkar. Bunu anlamanı istiyorum. Tamam mı? Tamamsa devam ediyorum o zaman. Soru 8. Bak şimdi soru 8. Soru 8 bayağı iyi soru arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Soru 8. Öncüllü bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Fonksiyonlarda öteleme, fonksiyonlarda... Ee, Sağa sola öteleme, yukarı aşağı öteleme ve fonksiyonları da eksiyle çarpma. Yani yansıma ile alakalı şeyleri de bilmeniz lazım. Fonksiyonlarda toplama yani iyi soru. İyi soru onu söyleyeyim. Şimdi bak aşağıda bir f fonksiyonunun grafiğini vermiş. Ee, B bir pozitif tam sayı. Bunu pozitif tam sayı değil pozitif sayı daha doğrusu. B eleman r artı gördüğümüz gibi. Dolayısıyla... Ee, baktığımız zaman parçalı şekilde verilmiş aya göre parçalanmış. Zaten parçalanma şeklini de vermiş. A'dan küçükken f1x oluyormuş. Demek ki A'dan küçükken şu parçaya biz f1x diyeceğiz. A'dan büyükken, A'dan büyükken ya da aya eşitken de ne oluyormuş arkadaşlar? f2x oluyormuş. Tamam. Şurası f2x oluyormuş. Neresi? Şurası. f2x bu eşitlik mevzusunu kafanıza takmayın arkadaşlar burada yani aslında şurasının dolu burasının boş verilmesi daha güzel olurdu değil mi çünkü büyük eşit olduğu zaman ama biz limit bulacağız ya aşağıda süreklilik bulacağız daha doğrusu süreklidir diye soruyor dolayısıyla tam kritik nokta olduğu için zaten e, ha burada eşit olmuş burada olmamış burada olmuş burada olmamış çok fark etmez aslında doğru olan şunu yapmak gibi duruyor öyle geldi bana sanki şöyle yapmak daha doğru gibi geliyor Şöyle yapıp şöyle yapsak. Ama sorunun çözümüyle alakalı hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Şimdi bunları yazdık. Bunlar tamam. Şimdi aşağı indim. G fonksiyonu vermiş 3 tane fonksiyon farklı ve her G fonksiyonu F'in farklı parçalarının mesela burada yansıma alınmış hali, burada ne yapmış hali? Y ekseninde ötelenmiş hali, burada da X ekseninde ötelenmiş hali. E, yukarıda verilen g fonksiyonlarından hangileri için fx artı gx fonksiyonu süreklidir diye soruyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Birincisi bir fonksiyonu eksiyle çarpmak o fonksiyona nasıl bir şey yapardı? x'lerini değiştirmez y'lerini değiştirirdi. y'leri artıysa o y'ler eksi olurdu. Yani fonksiyonun x eksenine göre neyini alırdık? Simetrisini alırdık. Öyleydi değil mi? Mesela örnek vermek gerekirse mesela y eşittir 2x artı 4. Bu doğruyu konuşalım. x yerine 0 verirsem y'yi 4'te kesiyor. y yerine 0 verirsem x'i eksi 2'de kesiyor. Böyle bir fonksiyondan bahsediyoruz. Şimdi ben bu fonksiyonu eksiyle çarpsam. Yani eksi 2 x eksi 4'ten bahsetsem. Bu sefer x yerine 0 verince y'yi eksi 4'te kesecek. Ama y yerine 0 verince x'i yine eksi 2'de kesecek. Yani arkadaşlar bu sefer şöyle bir fonksiyon. Yani anlayacağınız x eksenine göre simetriğini almanız yeterli. Dolayısıyla şu e, diyor ki F2x'i de eksiyle çarp. F1x'i de eksiyle çarp. A0'dan büyük eşitken ek, e, eksi F1x olsun. A0'dan küçükken eksi Fx ol, F2x olsun. O zaman çizelim. Hatta şöyle yapalım. Aşağı inelim. Şu 1'i çizelim. Şöyle bir koordinat ekseni çiziyorum. A'nın neresi olduğunu bir belirlemem lazım. Şurası A. Tamam. Burası x eşittir. A doğrusu olsun. Şimdi A'dan küçükken f2x'in eksilisi. Şimdi f2'nin hangisiydi? Yukarıdaki. Bunun x eksenine göre simetriğini alacağız. Yani arkadaşlar b artı 2 idi ya burası. Şurada bir yerlerde hatta ben bunu birazcık daha uzatacağım arkadaşlar. Şöyle biraz daha uzatacağım. Şurada bir yerlerde eksi b eksi 2 eksiyle çarptım x'i kestiği nokta değişmeyecek ama zaten x'i kesmiş şekilde verilmediği için direkt şöyle çizebilirsiniz. Yani şu. Tamam mı? Hizası da a'da olacak. İşte bu bizim eksi f2 eksi f2 x'imiz. Bu tamam. Güzel. Şimdi devam ediyorum. A'nın sıfırdan büyük olduğu yerlerde de eksi f1x yapacağız eksi f1x. Şimdi f1x bu. Bunun eksilisi y eksenine göre simetrik hali. Yani eksi b artı 2. Eksi b artı 2, eksi b eksi 2'den biraz daha yukarıdadır arkadaşlar. Çünkü b zaten pozitif bir sayı. Ve simetrik alıyoruz bak. Bunu aşağı doğru katladığını düşün. Simetrik alıyorsun. Yine paralelse yine paraleller. Şöyle eksiyle çarptığımız için eğimleri değişmedi. Bu da böyle bir şey oldu. Tamam mı? Bu bizim g fonksiyonumuz. Şimdi F artı G dediği için arkadaşlar bunun parçasıyla F'in parçasını toplayabilirsiniz. Ama değişen hiçbir şey olmayacaktır. Yani şöyle söyleyeyim size. Bu grafiğe bir de F grafiğini çizerseniz. F grafiği de şöyle bir grafik. Burası B eksi B eksi 2. Burası da şöyle B artı iki. Şöyle bir grafik. Arkadaşlar bu grafik biz ne yaparsak yapalım. Her türlü her türlü F fonksiyonunun ee, x eşittir a noktasındaki süreksizliğinden dolayı süreksiz olacaktır. Bunun sürekliliğinden bahsedemeyiz. Dolayısıyla hatta şöyle söyleyeyim. f artı g'nin fonksiyonluğundan bile bahsedemeyiz. Çünkü dikey doğru testini geçemiyor. İki tane görüntü oluyor bir tane x değerinde. Dolayısıyla bunun e, bunun için herhangi bir süreklilik söyleyemeyiz. Birinci şık için elenmiş oldu. Geldim ikinci şıkka. Bak ikinci şık çok güzel bir şık. Çok güzel, çok mantıklı. Diyor ki X küçük a için f1x artı 3. Bak şimdi. Ee, şöyle yaptım. F1x neredesin baba? F1x buradasın. Artı 3. Şöyle düşünün. Hiç grafiğini çizmenize gerek yok. Artı 3 dediği zaman bunun y'yi kestiği noktayı 3 birim yukarı kaydırdım. B artı 1. Tamam. Yani şöyle artık şuraya geldi. B artı 1 oldu. Şöyle geldi. Daha doğrusu şöyle diyelim. Şöyle oldu değil mi? B artı 1 oldu. Ee, şöyle diyelim. Aynen öyle. B artı 1 oldu. Şurası B artı 1. Tamam. 3 birim F1x'i yukarı kaydırdım. Şimdi diyor ki diyor ki aşağı in. F2x'i de 1 bir birim aşağı kaydır diyor. F2 burada. Onu da 1 bir birim aşağı kaydır. Onu da 1 bir birim aşağı kaydırırsam baba o da e, FB artı 2 ile FB artı 1 gelir. Yani bunlar üst üste gelir. Yani bunlar çakışırlar arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki süreksizlik durumu burada ortadan kalkar. 3 birim bunu şuradan da görebiliyorsun aslında. 3 birim bunu yukarı çıkartırsan B artı 1 olur. Bir birim bunu aşağı indirirsen B artı 1 olur. Süreksizlik ortadan kalkar. Yani aradaki boşluğu biz öteleme yaparak kavuşturmuş olduk. Yani sıçrama noktasını biz aslında sürekli nokta haline getirdik. Dolayısıyla bunun üstüne F de gelse bu artık her türlü X eşittir A da sürekli olacak. Bu süreklidir. Bir aşağı geldiğim zaman bak bu da önemli bir e, hamle. Diyor ki Gx fonksiyonu şöyle oluşuyormuş. X A'dan küçükken A kadar sola ötele. Bak. Grafik üzerinden yapıyorum. F1x'i mi sola ötele F2x mi? F1'i A kadar sola ötele. Yani bunu al A kadar sola ötele. E, ikincisi için F2x için A'dan büyük değerler için A kadar sağa ötele. F2x'i şunu silelim artık. Şöyle yapalım. F2x'i A kadar sağa ötele. Tamam. Bunlar yine paralelliğini bozmuyorlar arkadaşlar. Ötelemede herhangi bir katsayı değişikliği yok. Dolayısıyla paralellik de bozulmuyor. Daha sonra bunun üstüne f ekle. Arkadaşlar zaten bunların aralarındaki değer a kadar ötelendiği için f ile g'yi birleştirdiğim zaman bunların uzantıları birleşir. Bunların uzantıları birleştiği için aslında tabi ben bunu biraz şey çizmişim. Ötede çizmişim. Bunu biraz şöyle çizeceğim. Dolayısıyla bununla bunun uzantısı ve bununla bunun uzantısı birleştiği için aslında aradaki kopma noktasını biz öteleme yapıp F ile G'yi toplayarak kavuşturmuş olduk. Yani yani artık sürekli olmayan noktayı biz A kadar F1'i A kadar da F2'yi öteleyerek süreksizliği ortadan kaldırdık. Dolayısıyla 3'te de fonksiyonumuz süreklidir. Yani 2 ve 3'te süreklidir. Cevap değişik. Bu arkadaşlar bu soru çıkarsa eğer üniversite sınavında Belki de üniversite sınavının en seçici soru sorularından biri olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü içerisinde çok fazla öğrencilerin zorlandığı öteleme mevzusundan var. Zaten çok zorlanıyorsunuz onda. Bir de işin içine limit girmiş. Daha ne olsun değil mi yani? Şimdi geldik buna bak. Yine bu da çok güzel bir soru. Biraz işlem var soruda. Ama sabırla işlemi yaparsanız biraz işlem kalabalığının olduğu bir soru ve böyle aşırı bir zor soru olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bu arada buradan bana niye ışık geliyor? Evet. Şimdi reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı FG fonksiyonları için fx fonksiyonu verilmiş x kare eksi b kare. Tamam. Eyvallah. Bir de fx verilmiş ki fx ne karışık verilmişin abi sen ya Allah'ım. Allah'ım neydi günahım? Günahım neydi Allah'ım? Yapacağız. Güzel soru ama. Yapınca da hoşuna gidecek. Tamam. Şimdi buna göre oha limitin yaklaştığı sayıya bakın arkadaşlar. Aşırı şekilde tadım kaçtı şu an. A eksi x a eksi b artı 5 bölü 9'a yaklaşıyor. Hayırlısı be gülüm. Şimdi arkadaşlar bana şunu söyleyin. Bana şunu söyleyin. Reel sayılar kümesi üzerinde sürekli diyorsa her yerde sürekli bir F'den bahsediyoruz. O zaman X eşittir B'de sürekli. Bir bunu kullanalım. Yani soldan B'yi yazalım. 6B eksi G e, 2B. B artı B'den. Eşit olmalı. B'nin sağı. Yani 3B eksi 2 tane G. 3B eksi B'den 2B. Hmm, güzel. Bunu bu tarafa atalım. 2B... 2 tane G 2B'den 1 tane G 2B çıktığı zaman G 2B eşittir. 6B 3B'den 6B çıkınca eksi 3B. Bu benim işime yarar. Bu benim öyle bir işime yarar ki ben bundan B'yi bulurum lan. Çünkü ben GX'in X kare eksi B kare olduğunu biliyorum. Gidip X yerine 2B yazarsam 4B kare. 1B kare daha çıktı 3B kare. 3B kare eşittir eksi 3 tane B'den. 3B eşittir eksi 3'ten B eşittir. Eksi 1 gelir. Bu cepte dursun arkadaşlar. Tamam mı? Hatta cepte durmasın lan. Değiştire. Neyse dursun. Tamam. Gx fonksiyonunu bir daha yazalım. Gx fonksiyonu x kare eksi eksi 1'in karesinden 1. Yani x kare eksi 1miş Güzel. Şimdi bu fonksiyon yani bu fonksiyon dediğimiz adı lazım değil. Baş harfi f. F fonksiyonu x eşittir a'da da süreklidir. Çünkü reel sayılar kümesi üzerinde sürekli demiş. Ha bu arada g'nin sürekliliğini konuşmaya bile gerek yok. O zaten polinom tipli. Tamam mı? Şimdi o zaman şunu yazabiliyoruz. Hatta yazalım. A'nın soldan limiti 3a 3a eksi 2 tane g 3a eksi b eşitmiş a'nın sağdaki limitine. Yani 4a eksi 3 tane g B eksi 3A. Değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın. Bu B'ler yerine eksi 1'lerimizi yazabiliriz. Yani burası 3A artı 1 olur. Artı 1. Burası da eksi 1 eksi 3A olur. Eksi 1 eksi 3A. Şimdi ben şunu söyleyebilir miyim? G A eşittir G eksi A'dır. Oha hocam. Bir dakika daha. Ne oldu? Nasıl söylediniz bunu? Söylerim ki e, şey G fonksiyonu çift fonksiyon değil mi bak çift dereceli terimlerden oluşuyor çift fonksiyon e, bunun grafiğini de düşünürsen zaten düşün düşün bir grafiğini şöyle bir grafik yok mu y eksenine göre simetrik yani çift fonksiyon. Dolayısıyla çift fonksiyonlar eksi yutmaz mı? Bunun g a'daki değeri neyse eksi a'daki değeri de o değil midir? Dolayısıyla bu 3a artı 1 ise bu da eksi 1 eksi 3a ise bu bunun eksilisi olduğu için bu aynı zamanda 1 artı 3a'dır eksi yutar. E bunlar aynı sayılar aslında. Bunu bu tarafa değil bunu bu tarafa atalım. 3g 1 artı 3a'dan 2g 1 artı 3a çıkartırsam g 1 artı 3a ya da 3a artı 1 fark etmez. Eşittir kaç a'ymış? 3a 4a'dan 3a çıktı a'ymış. Güzel. Şimdi A'yı bulabilir miyiz? Ee, A'yı bulabilir miyiz? Güzel bir soru. Bence A'yı bulabiliriz. Niye bulamayalım ki? Gx fonksiyonunu biliyorum. x kare eksi 1. Yerine yazalım. 3 tane A artı 1'in karesi eksi 1 eşittir A. Tamam Açıyorum. Birincinin karesi 9A kare. Çarpımların 2 katı 6A. İkincinin karesi 1. Eksi 1 eşittir A. Bunlar gitti. Eee... Bu tarafa atarsam mesela 9a kare ya da bu tarafa atayım. Artı 5 tane a eşittir 0. Buradan arkadaşlar e, a parantezinde 9a artı 5 eşit 0. Buradan a 0 bir de a eksi 5 bölü 9. Yalnız a 0 olamaz. Hatta ben yukarıda şuradaki b'leri de sadeleştim. b de 0 olamaz. Çünkü a ve b 0 olduğunda bu fonksiyonun parçalanma olayı olmaz. Yani parçalanması için bunların birbirinden farklı ve sıfırdan farklı sayılar olması gerekir. Dolayısıyla arkadaşlar bunların ikisi de sıfır değil zaten. Bu b eşittir eksi 1. Bu da sıfır değil eksi 5 bölü 9 olacak. Tamam mı? Sıfır ve eksi 5 bölü 9'u yazdık. Güzel. E, o zaman limitin yaklaştığı sayıya, sayıya bakalım. E, 0 değil. B 1 özür dilerim. B 1 eksi eksi artı yaptı artı 1. A yerine eksi 5 bölü 9 yazdım. Ana buradaki artı 5 bölü 9 da gitti. Demek ki arkadaşlar hatta bunu gel şöyle aşağı yazalım. Bizden sorunun istediği limit x kaça gitmemizi istiyormuş. Bunlar zaten birbirini götürdü 1'e. Limit x 1'e giderken fx'i soruyormuş. Yav bize. Yav. Vallahi bunu soruyormuş. Yav. Peki. 1 nerede? Kritik nokta. Burası eksi 1. Bir. Eksi 1'den küçük. 1 burada değil. Eksi 1 ile eksi 5 bölü 9 arası. 1 burada da değil. Eksi 1'den büyük. Evet 1 burada. Yani en aşağıda x gördüğümüz yere burada 1 yazacağız. Zaten kritik nokta olmadığı için limit direkt oranın değerine eşit olacak. Burası arkadaşlar şöyle şuraya yazarsam. 4x eksi 3 tane g. b eksi 3x. Yani eksi 1 eksi 3x. Burada x yerine 1 yazıyoruz. Yani 4 eksi 3 tane g x yerine 1 yazarsam eksi 4. O zaman benim sorunun çözümünü bulmam için g eksi 4'ü bulmam lazım. E ben g'yi biliyorum ki g x eşittir x kare eksi 1. Eksi 4'ü yazarsam 16 1 çıkarttım 15. Yani şurası 15 arkadaşlar. Şurası 15. O zaman cevabımız 4 eksi 3 çarpı 15'ten 45 yani eksi 41. Aba o ne soruymuş la. Vallahi ne soruymuş. ÖSM e ne diyonu sorar mı? Allah sorabilir. Geldim 10. soruya. Keyifli keyifli gidiyoruz bence. Tabi ee, şöyle bir şey var. Ulan ne biçim çay. Bazen anlamadığınızı hissettiğiniz noktalar olabilir. Çok normal. Geçen birisi yazmış ki anlamıyorum anlamıyorum anlamıyorum. Nereden başladım bu kampa bilmem ne. Ya şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir kere ee, bu kamptan veri alabilmeniz için benim söylediklerimi harfiyen yerine getirmeniz lazım. Bir kere ders videolarını, konu anlatımını yani temel tanım testlerini çok iyi, çok dikkatli izlemeniz lazım. O da yetmiyor. Öncesinden temelinizin yani TYT'nizin dolu gelmeniz lazım. Yani TET kampımızı bitirmiş olmanız lazım. Adam TET çat çut az buçuk bir şey biliyor. Benim TET kampını da gerek yok diye izlememiş. E gelmiş AYT kampında zorlanırsın tabii ki. Öyle olmuyor mu? Doğru ya doğru. O yüzden arkadaşlar ee, çok faydalı bir kamp dönemi geçiriyoruz. Ama bu fayda tamamen size bağlı. Yani her şey size bağlı arkadaşlar ya. Her şey size bağlı. Yani bana bağlı değil. Benim sayemde kazanmıyorsunuz. Benim sayemde bana hep diyorlar ki hocam senin sayende üniversiteye girdik. Senin sayende okuyoruz. Senin sayende işte şu bölüme girdik. Senin sayende meslek sahibi olduk. Hayır abi. Biz sadece bir vesileyiz. Biz vesileyiz. Ha kolaylaştırmış olabiliriz. Belki diğer alternatiflere göre işini, öğrenme sürecini bir tık daha kolaylaştırmışızdır. Bilgiye daha kolay ulaşma noktasında sana bir fayda sağlamış olabiliriz ama benim sayemde falan değil. Arkadaşlar Türkiye'de binlerce, on binlerce öğrenci var ki Mert Hoca'yı hiç tanımıyorlar. Görseler Mert Hoca kim lan derler ama bu adamlar derece yapmışlar. Bu adamlar ilk 5000'e, 3000'e, 10000'e, 1000'e, 500'e girmişler. Doğru mu? Dolayısıyla herkes bizi tanımıyor, herkes bizden çalışmıyor. Ama bir şekilde başarılı oluyorlar. Ne yapıyorlar? İşte gereklerini yerine getiriyorlar. E, bizi tanıyanların avantajı ne? Belki bizi tanımayanlardan biraz daha e, az e, ...demeyim de şöyle diyeyim. Daha kolay ulaşmışlar her şeye. Yani o adam biraz daha mesela AYT öğrenmek için daha çok çabalamış. Biz daha planlı, daha programlı, daha tertipli, daha düzenli gitmişiz gibi düşünebilirsiniz ama top sizde. İş sizde bitiyor arkadaşlar. Bu masanın başına oturup kararlı bir şekilde çalışmadan ve çok çalışmadan ve çok 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 çalışmadan bu iş değil Mert Hoca bin tane Mert Hoca olsa olmaz. Onu da söylemiş olayım. Tamam mı? Onuncu soru. Yarısına geldik sorunun. Yalnız bugün iki saati bulacağız mı bilmiyorum. Bulabiliriz, bulmayabiliriz. Çünkü baya sağlam dersimiz. F ve G fonksiyonları tanımlı olduğu aralıkta sürekli iki fonksiyondur. Tamam bak tanımlı olduğu aralıkta süreklilermiş. F A1'den B1'e, G A2'den B2'ye, G fonksiyonu birebir ve örtendir. Tamam. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Yine bir öncü sorusu. Şimdi B2 kümesi A1 kümesinin alt kümesi ise B2 alt küme A1 ise eğer F bileşke G fonksiyonu A2 kümesi üzerinde nedir diyor? Süreklidir diyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar f bileşke g'yi konuşacak olursak f bileşke g nasıl bir fonksiyondu? Neyi nereden alıyordu? Neye götürüyordu? f bileşke g. f'in içerisinde g x. Yani yani g'nin tanım kümesi yani a 2 b 2'ye gidiyor. b 2 de nereye gidiyor? Bak a 2'deki elemanı x'i alıyor. g x'e götürecek. Bunu da f'in içindeki g x'e götürecek. Doğru mu? Yani A2'den B2'ye gidiyor. Buradan da F'in görüntü kümesine gidiyor. Yani B1'e gidiyor arkadaşlar. Şimdi bak B2 kümesi A1 kümesinin alt kümesi ee, ise. Şimdi buraya dikkat et. Arkadaşlar bu B2 kümesi aslında F fonksiyonunun görüntü, küme, tanım kümesi değil mi? Çünkü bizim gördüğümüz kadarıyla F'in görüntüsü altına giriyor. Yani bu eleman aslında f'in görüntüsü altına giriyor. Eğer A1 kümesi B2 kümesini içine alırsa işte o zaman f fonksiyonunda daha doğrusu f'in f f bileşke g fonksiyonu da g fonksiyonun içinde g(x)'in içinde sürekli olur. Ama bu bambaşka bir küme olursa yani A1 kümesiyle B2 kümesinin hiç alakası olmazsa o zaman ben ne bileceğim bu B2'deki bütün elemanların burada olduğunu. Yani B2'nin aslında A1'e göbekten bağı olması lazım. B2 A1'in alt kümesi olacak ki o zaman süreklilikten bahsedeyim. Bu B2 kümesinin hiç A1 ile alakası yok. E o zaman kardeşim bu Gx'in gittiği elemanların F'in tanım kümesinden gittiğine nasıl garanti vereceksin? Yani bambaşka bir şey olacak. Mesela burada 5 diye bir eleman olacak. Halbuki A1'de 5 elemanı yok. E o zaman nasıl tanımlı olmadığı bir noktada sürekli olacak F fonksiyonu? F fonksiyonu sürekli olmazsa f bileşke g nasıl sürekli olur? F'in içerisine g'yi yazıyorsun. F sürekli değilse gx bir sayı sonuçta burada. F'in herhangi bir noktada sürekli ol, olduğunu söyleyemezsin burada. Dolayısıyla ancak ve ancak b2'nin a1'in alt kümesi olduğu durumda. Yani B2'nin bütün elemanları A1'de varsa oh tamam o zaman. B2'den hangisini alırsam alayım. F'in tanımında olduğu için zaten G'de sürekli olduğu için F bileşke G'de sürekli diye söyleyebilirsin. Tamam mı? Bu doğru yani. Şart şeyinde doğru. Bunu şunu söylemiştik arkadaşlar. G fonksiyonu sürekli ise G'nin tersi fonksiyonu da süreklidir. Bu şuradan da geçerli ama G fonksiyonu sürekli ise G'nin birebir örten olduğunu da söylememiz lazım. Söylemezsek şöyle bir şey olur. G fonksiyonu sürekli ama belki G'nin tersi bulunamıyor. Birebir değil. Her birebir fonksiyon sürekli ya da sürekli olan her fonksiyon birebir diye bir şey söylemedik. Bir fonksiyon sürekli olabilir ama birebir olmayabilir. Bu onun tersinin olmamasını sağlar. Bir fonksiyon sürekli ve birebir değilse tersi sürekli değildir. Çünkü tersi yoktur, bulunamaz arkadaşlar. Dolayısıyla iki doğru ama bu cümle varken doğru, bu cümle yokken kesin doğru değil. 3'e geldik şimdi. Burada şuna çok dikkat edin arkadaşlar. İki tane fonksiyonun birbirine bölümü. Bir fonksiyonun diğer fonksiyonla yani iki fonksiyonun toplamı ya da farkı gibi durumlarda tanım kümemiz bu iki fonksiyonun tanım kümesinin kesişimlerindeydi. Bunu da şöyle anlatmıştık. Demiştik ki kardeşim bize bir f fonksiyonu veriyorsun a'dan a1'den b1'e bir de g veriyorsun a2'den b2'ye. Şimdi ben f artı g 3'ü bulacağım. F artı G3'ü bulacağım. Ya da bizim sorudan verilenden hesap edelim. F bölü G3'ü bulacağım tamam mı? F bölü G3'ü. Bu ne demek arkadaşlar? F3 bölü G3 demek değil mi? F3 bölü G3. Peki kardeşim şimdi bu F3 ve G3'teki 3'leri bulabilmem için bu 3'ün hem F'in tanım kümesinde hem de G'nin tanım kümesinde olması icap etmez mi? Yani sadece A1'de olan bir görüntüyü ben nasıl alabilirim bunların bölümüne? G'de görüntüsü yoksa o zaman bu tanımsız çıkar. Dolayısıyla F bölü G, F çarpı G, F e, eksi G, F artı G gibi fonksiyonların kendi arasındaki dört işlemlerinde o tanımlanan dört işlem fonksiyonunun ayrı ayrı fonksiyonların tanım kümelerinin kesişiminde tanımlanması gerekiyordu. Bunu fonksiyonlarda anlatmıştım size. Dolayısıyla arkadaşlar F bölü G fonksiyonu A1 kesişim A2 kümesinde süreklidir doğru. Şimdi bunu şöyle diyeceksiniz. Bu doğru ama şöyle bir soru işareti olacak. Hocam ya Gx sıfırsa o zaman paydaya sıfır gelir süreklilik ortadan kalkar. Arkadaşlar Gx eşittir sıfır olamaz. Çünkü f bölü g fonksiyonu diyorsa zaten g'nin sıfır olduklarını bu fonksiyonu tanımlarken çıkarmıştır. Yani f bölü g fonksiyonu dediği anda bu bir fonksiyon belirtiyorsa zaten g'nin tanımlı olduğu yer f bölü g'nin tanım kümesinde yoktur. Yani soru onu ayarlamıştır. Dolayısıyla f bölü g fonksiyonu a1 kesişim a2'de süreklidir. g'nin sıfır olma gibi bir şey söz konusu değildir. Olsa zaten buraya f fonksiyonu diye yazamaz zaten. Tanımsız olduğu bir yerde fonksiyonun fonksiyonluğundan bahsedemeyiz. O yüzden bunların hepsi doğrudur. Cevap 1, 2, 3'tür. Öncül sorularında biraz kafanızın karıştığını farkındayım. Normal. Bu arkadaşlar zamanla oturacak bir şey. Öncül soruları şöyle oturacak. Artık mesela ne yapacağız burada? yaklaşık 120 tane süreklilik sorusu gördük. Türevin bir kısmıyla beraber yaklaşık 150 tane limit süreklilik sorusu. Sonra işte limit türev integral kampında yaklaşık 200'e yakın limit sorusu var. Orada iyi çözeceğiz. Denemelerde çözeceğiz. Tekrarlarda çözeceğiz. Yani yavaş yavaş mesela bu G'nin tersi şu an kafana oturdu ama ufak tefek böyle hani kürdanlık boşluklar var. İleriki soru çözümlerinde o boşluklar yavaş yavaş dolacaktır limit türev integralin arkadaşlar bir anda bitmesini beklemeyin. Ya yani kafada bir anda bitiremezsiniz bunu. Zaman geçmesi lazım. Soru tipleri görmeniz lazım. Zamanla uyanacaksınız. Ha, ora öyleymiş demek ki ondan dolayı böyleymiş falan diye kafanızda yer edecek. Geldik soru 11. Bu ne lan? Kenar uzunlukları 1 bölü 4 santim ve 1 bölü 2 santim olan ABCD dikdörtgeni şeklindeki tahta parçasının altında tüm kenarları çakışacak şekilde bu tahta parçasıyla eş. A üssü, B üssü, C üssü, D üssü konularak A noktasından perçinleniyor. Perçinleme şu demek. Bir tahta parçası var dikdörtgen. Üstüne bir tane tahta parçası daha koydun. A noktasına bir çivi çakmış gibi düşün. Yani A noktası sabit kalacak. Üsttekini elinle çevir alttaki tahta sabit kalır. A sabit kalır sadece üstteki döner. Yani üsttekinin 3 köşesi döner aslında. Öyle düşün. Tamam mı? A üstü B üstü C üstü D üstü dikdörtgeni A köşesi etrafında pozitif yönde 30 derece döndürüldüğünde bu limitin sonu oha DC bölü DE 2 bölü köküçün soluna yaklaşırken alan A E C üstü Şimdi bak bundan korkup bundan korkup geri çekilirsen Diyeceğim bir şey yok zaten boş bırakırsın bu soruyu devam edersin. Bundan korkmak yerine öncelikle bunu bir görmezden gel, sorunun sana verdiğini bir kullan. Yani bir, bir ilerlemeye çalış. Bir dikdörtgen çizeceğiz. Bu dikdörtgen bak gördüğün gibi A B C D E dikdörtgeni. A B C ve D dikdörtgeni. Şimdi bunun aynısından ne oldu oğlum? Heh. Bunun aynısından buraya alıyoruz, buraya alıyoruz ve A noktası etrafında 30 derece döndürüyoruz. Ama bu yanlış bir döndürme. Bu perçinsiz döndürme. Ben A noktasından perçinlenerek döndürdüğüm için bak A noktasından perçinlenerek döndürdüğüm için bu A noktasının hiçbir şekilde yerinden oynamaması lazım. Ve E noktası da zaten buranın üstünde kalacak. DC kenarının üstünde olacak. Yani aşağı yukarı böyle bir döndürmeden bahsediyoruz. Hatta ben biraz fazla döndürdüm. Yani 30 derece şekil olarak sanki biraz geçtik gibi. Biraz şöyle aşağı indirebiliriz arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz mesela. Bu köşesini de şöyle alabiliriz. İşte bu. Hatta birazcık, birazcık daha almamız gerekecek. Şöyle tam köşe bunun üstünde olsun. Aha da döndürdüm. Bu köşesi de şu köşesi de şuranın üstünde şöyle Şöyle şunu alalım. Şöyle yapalım. Herhalde şu anda döndürdük. Tamam. Döndürdük. Vallahi döndürdük. Şimdi neler oldu bir bakalım. Neler oldu abi? i̇simleri de yazalım isterseniz. Şu noktaya E noktası demişiz. C, C üstüne geldi. D, D üstüne geldi. Şimdi bak. Burası 90 derece. Burası 30 derece. Çünkü 30 derece pozitif yönlü döndürüldü. O zaman burası 60 derece. O zaman 90 60 30'dan burası 30 derece. Kısa kenarımız 1 bölü 4. Uzun kenarımız 1 bölü 2'ymiş. Tamam. 30'un karşısı 1 bölü 4 ise 60'ın karşısı kök 3 bölü 4'tür. 90'ın karşısı da 1 bölü 2 oluyor zaten. Bu da tamam. Zaten buranın 1 bölü 2 olduğu diğer dikdörtgenin uzun kenarı olduğundan da gözüküyor. Bu da tamam. Eyvallah. Şimdi bakın. Burada önemli olan şey şu. Bu perçinlemeden dolayı şu A noktasının yeri, yeri değişmeyecek. Ama buranın gideceği yerin ne olduğu çok önemli. O yüzden aslında DC bölü DE 2 bölü kök 3 bir sağlama. Nasıl bir sağlama biliyor musun? Gel. DC ne? DC 1 bölü 2. 1 bölü 2. Bölü DE ne? DE kök 3 bölü 4. Yap bu işlemi. 1 bölü 2 çarpı 3 bölü şey 4 bölü kök 3. 4 bölü kök 3 kök, Hala kök 2 yazıyorum Bununla bu gitti bak ne geldi 2 bölü kök 3 Yani aslında dc bölü de 2 bölü kök 3 zaten. 2 bölü kök soldan yaklaşması benim için bir şey ifade etmez. Çünkü ben alan buluyorum. Alan zaten burada polinomsal bir denklem bir fonksiyon gelecek. Polinom fonksiyon gelecek. Çünkü zaten kenarları yani burada bir tanjant tanjant bir şey gelmeyecek değil mi arkadaşlar? O gelse bile orada da yerine yazılıyor da. Yani polinomsal bir şey gelecek. Dolayısıyla götürüp yerine yazabildiğim bir durumda sol sağ ya da kendisi fark etmez. Yani bu, burada bizim aslında bulacağımız A, E, C üssü, D üssü dikdörtgenin alanı bulmak. A, E, C üssü, D üssü ne? A, E, C üssü, D üssü. Yani aslında bize dönen dikdörtgenin alanını soruyor. Kısa kenarı 1 bölü 2, uzun kenarı 1 bölü 4. Yani cevabımız 1 bölü 8. Hocam o zaman direkt baştan çarpıp bulsaydık. Öyle olmuyor işte o yavrum o işler. O işler öyle olmuyor. Geldim 12'ye. M bir reel sayı olmak üzere fx fonksiyonu veriliyor. F fonksiyonu tüm reel sayılarda sürekli fonksiyon ise f fonksiyonun x eşittir m noktasındaki limitinin alabileceği değerler toplamı. Bak şimdi yine şaşırtmacalı bir soru. x eşittir m de bu arada tüm reel sayılarda sürekli ise ne yapacağız? Hemen x eşittir eksi 2'deki sürekliliğini kullanacağız. Eksi 2'nin sağında eksi 8 artı 2. Eksi 2'nin solunda eksi 2 artı 2m. Buradan 2m'i bulalım. 2m eşittir. Burası eksi 6. Ee, bu taraftan da artı 2 geldi. Eksi 4. 2m eşittir eksi 4 ise m eşittir ne geldi? Eksi 2 geldi. m eksi 2 ise şurası zaten x eksi 4 oldu. Arkadaşlar bize x eşittir eksi 2'deki limiti soruyor zaten. E, bir fonksiyonun her yerde sürekli olan bir fonksiyonun herhangi bir sayıda zaten alabileceği limit diye sadece bir tane. E, o da eksi 2'deki limiti yerine yaz. Eksi 8 artı 2'den eksi 6 yerine yaz eksi 2 eksi 4'den eksi 6. Yani limitimizin sonucu zaten eksi 6'dan farklı bir şey gelemez arkadaşlar. Limitin alabileceği değerler toplamı sorusundan burada da çözdüm, derste de çözdüm. Çünkü ÖSYM amca bunu bir sene sordu. Hani e, limitin tek bir değer olduğunu bilerek bir şaşırtmacalı bir soru aslında. Kelime oyunu bile diyebiliriz yani. Geldim 13. soruya. Yukarıda f artı g, f artı g, g eksi h fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Tamam. Buna göre 2'ye giderken f artı h'ın limitinin sonucu. Hayda. Baba ne yaptın sen bize ya? f artı g, g eksi h, f artı h. Valla moralim bozuldu ya. Ben bu soruyu görsem sınavda aşırı derecede moralim bozulur. Oturur ağlarım yani gözetmene derim ki e, ya izninizle ben e, çantamdan bir şey çıkartabilir miyim deyim derim. O da ne çıkartacaksın der. Günlüğümü çıkartacağım. Bu soruyu ağlayarak günlüğüme yazmak istiyorum derim. Yani sıkıntı bir soru. Değil aslında. Sıkıntı bir soru değil. Bu soruyu böyle mesela değil aslında demeden böyle bıraksam var ya hiçbiriniz ellemezsiniz bu soruyu. Ama halbuki o kadar basit bir soru ki. Ya, o kadar da basit bir soru değil. Şimdi <laughs> O kadar da basit bir soru değil ama basit yani. Hani işlemi basit. Yani yaptıktan sonra şöyle diyeceksiniz büyük ihtimal. Aa ben bunu düşünebilirdim aslında hocam. Yani olurdu aslında. Olurdu. Niye olmadı? Bak şimdi. 2'nin sağında limit bakıyor. Rus. F artı G verilmiş. Limit x 2'ye sağdan giderken f artı g'nin limiti. Şöyle yazılır mı? fx artı limit x 2'ye sağdan giderken gx ayrı ayrı yazılabiliyordu. Peki f artı g'nin 2'deki 2'nin sağındaki limiti kaç? 2 bura, 2'nin sağı bura, 2'nin sağındaki limiti 5. Yani arkadaşlar buranın sonucu aslında 5. Güzel. Şimdi aşağı geldim. Limit x 2'nin sağındayken g eksi h. Bunu da ayırabilirim. g x eksi limit x 2'nin sağındayken hx yazabilirim. Bunun sonucu da kaçtır? Bakalım hemen. g eksi h'ta 2'nin sağında limit bakalım. 2 İki bura, 2'nin sağı bura. 2'nin sağından 2'ye doğru yaklaştıkça fonksiyon eksi 1'e gidiyor. Bunun cevabı da eksi 1. Adam bana f artı h'ı soruyor. O zaman dikkat. Aşağıya eksiyle çarpsam. Eksi artı burası da artı oldu. Ve taraf tarafa toplasam. Bak şimdi neler ol neler oluyor. Neler olmuyor ki? Bir kere bununla bu gidiyor. Limit x 2'ye sağdan giderken gx. Eksi limit x 2'ye sağdan giderken gx. Peki sürprize gel. Ne kalıyor? Yukarıda limit x 2'ye sağdan giderken fx kalıyor. Aşağıda da artı limit x 2'ye sağdan giderken hx kalıyor. Taraf tarafa topladığımız için 6 oluyor. Bana ne sorduğuna bak. Şok olacaksın. Ne sormuş bana? 2'nin sağında f artı 2'nin sağında g h'ı sormuş zaten. Cevabımız 6 çıktı. Tamam mı? Hiçbir şey yok yani bu soruda. 14. soruya geldik. Of valla yapıyoruz ya bu işi. Yoruldum valla ben de. Ara vermediyseniz mutlaka bir ara verin ya. Verin ya. Çünkü bir süre sonra ee, yani ye, yüksek dozda limit almaktan böyle şey oluyorsunuz yani böyle depresyona giriyorsunuz ya da böyle yüksek dozda matematiğe maruz kalmaktan dolayı böyle radyoaktif madde almış gibi böyle bir bir tuhaf oluyorsunuz yani hani durup dururken böyle bir derdiniz varmış gibi hissedebilirsiniz. Bunlar hep matematik fazla matematiğin yan etkileri tabi bunları biliyoruz. Yani bir anda böyle kulağınızda arabesk müzikler e, dönmeye başlar böyle. Yani o kadar çok e, şey görürsünüz ki böyle. Limitle ilgili şeyler görürsünüz ki matematikle ilgili. O dolar 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 böyle artık böyle vücutun o ruhani ağırlığı size böyle arabesk müzikler şeye kulağınıza getirir. Yani şöyle arabesk müzikler duymaya başlarsınız yani durup dururken böyle içime doluyor sonsuz bir hüzün. nedendir bilemem gece olunca aklıma geliyor o güzel yüzün bir garip oluyor gece olunca falan diye böyle müzikler duymaya başlarsanız Sıkıntı yaşarsınız. O yüzden mutlaka mutlaka ara verin arkadaşlar. Şimdi diyor ki P bir gerçek sayı olmak üzere bir fonksiyon vermiş. F fonksiyonu tüm gerçek sayılarda sürekli ise P'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi tüm gerçek sayılarda sürekli ise artık bunu biliyoruz değil mi? 2'deki sürekliliğini kullanacağız. 2'nin sağındaki limiti Mutlak değer içerisinde 16 eksi p kare eşittir, eşit olmalıdır. 2'nin solundaki limitine yani p eksi 2'nin karesinden 4. Şimdi buradan p'yi bulmaya çalışacağız. Hadi bulalım. Ee, mutlak değer var, mutlak değer yok. Bir normal çıkaralım. Yani 16 eksi p kare eşittir, p eksi 4 yapalım. Bir de eksi alalım önüne. Yani p kare eksi 16 olsun bu sefer eşittir, p eksi 4 diyelim. Şimdi bu bunları bu tarafa atalım. Yani hatta onları o tarafa atmayalım. P kareyi pozitif çalışalım arkadaşlar. P kare artı P eksi 20 eşit 0. Buradan P'ye P diye ayrıldı. Artı 5'e eksi 4 diye ayrıldı. P bir eksi 5 geldi. Bir de 4 geldi. Burası okey mi? Burada sıkıntısı olan var mı? Devam ediyorum şimdi. Ee, bu sefer bu sağdakileri bu tarafa atalım. P kare eksi P eksi 12 eşittir 0 geldi. P'ye P diye eksi 4'e artı 3 diye ayırdım. Buradan P'miz bir 4 geldi. Bir de P'miz eksi 3 geldi. Yalnız hemen hemen böyle atlamıyorsun buna. Hemen atlamıyorsun. Çünkü bir kere eksiler olmaz. Çünkü eksiler bu mutlak değer denklemini sağlamaz. Eksi 3'ü yerine yaz. Bura eksi 7. Eksi 3'ü yerine yaz. Bura artı 7. Sağlamaz. Dolayısıyla bu gitti. E, eksi 5 de sağlamaz. Eksi 5'i yerine yaz. Bura eksi 9. Eksi 5'i yerine yaz. Burası artı 9. 16 eksi 25. Eksi 9 ama mutlak değer var artı 9. Bu da sağlamaz. Yani 4'ler sağlıyor. Ama cevap 4 artı 4'ten 8 değil. Alabileceği farklı değerlerin toplamı kaç demiş. Bunlar aynı değerler. Bir tanesi zaten bir tanesi sağlıyor. O da cevabımız 4 çıkıyor. Tamam mı? Burada şunu şu hatayı da yapabilirsin. Farklı değerlerin toplamı. Eksi 5, 4 ve eksi 3 hocam. Farklı değerler. 4 aynı olduğu için. Orada bir uyanıklık yaptığını zannedeceksin. <laughs> Tonga'ya düşmedim. Farklı değerlerin toplamı diyordu. Ben buradaki 4'ü toplamadım iki sefer. Eksi 5, 4 daha eksi 1. Eksi 3 daha eksi 4. Cevap A şıkkı dersin. Böyle kendinden de emin emin şey yaparsın falan. Ama ondan sonra cevabın değişik olduğunu görünce bir moral bozukluğuyla beraber... Kulağında Cengiz Kurtoğlu çalmaya başlar. 19'u hallettik geldik 14'ü de hallettik. Geldik 15'e. Bak 15 de güzel bir soru. Çok iyi bir mantığı var. Diyor ki P bir gerçek sayı olmak üzere gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu böyle bir fonksiyonmuş. Allah belasını kaldıra. f fonksiyonunun altını çiziyorum. Sürekli olmadığı sadece bir nokta vardır. Haydi buyurun cenaze namazına. cenaze namazı. Buna göre P'nin alabileceği değerler toplamı. Şimdi ne demek arkadaşlar? F fonksiyonun sürekli olmadığı sadece bir nokta vardır. Bir kere şunu konuşalım. Bu fonksiyonun alt aralıkları bak polinom, polinom, polinom. Her zaman ne diyoruz? Bu dünyaya polinom olarak gelmek vardır. Bunların hepsi zaten bütün reel sayılarda sürekli. Dolayısıyla bu fonksiyon sürekli olmasa olmasa hangi noktalarda süreksiz ol, sürekli olmaz? x eşittir 1'de olmaz. Bir de 2'de olmaz. Bak sürekli değildir demiyorum. Sürekli değilse bu noktalarda sürekli değildir. Hatta bunların sadece bir tanesinde sürekli değilmiş. Ya bir de ya da iki de. Ona göre ayarlayacağız biz soruyu. P'nin alabileceği değerler toplamı. Acaba P bir de sürekli olmasa ne olur? Arkadaşlar x eşittir bir de f fonksiyonu sürekli olsun. Sürekli olsun. O zaman x eşittir 2 de sürekli değildir. Bunun neden yazdığımı anlamadıysan soruyu anlamamışsın demektir. Çünkü soru diyor ki yalnızca sürekli olmadığı bir nokta vardır. Dolayısıyla eğer biri de sürekliliğini söylersen ondan iki dışındaki her yerde zaten sürekli polinom olduğu için o zaman sadece süreksiz olanmaya aday yani şurada verdiği sürekli olmadığı bir nokta dediği o nokta sadece 2 kalır. Başka bir şey kalmaz. Peki 1'deki sürekliliğini kullanarak P'yi bulalım. Bulalım. 1'in solundaki limiti 7. 1'in sağındaki limiti P-1. Buradan P eşittir 8. Şimdi P eşittir 8'de yerine yani bizim fonksiyonda P yerine 8 yazınca 2 de sürekli olmaması lazım. 2'de de sürekli olursa eğer P yerine 8 yazarsak demek ki ee, x eşittir 1'de bu fonksiyon sürekli olamıyormuş. Bunu anlayacağız. Yani P8 olamıyormuş. Şimdi x eşittir 1'de sürekli olsun dedik. P yerine 8 yazalım. Burası 8 eksi x gelir. Burası da x eksi 8'in parantez karesi gelir. Şimdi 2'deki sürekliliğine bakalım. 2'nin sağı orta solu orta taraf, sağ aşağı taraf. 2'nin solunda ortada x yerine 2 yazarsam 6, 8 eksi 2'den. Aşağıda 2 yazarsam eksi 6'nın karesinden 36. Aha Farklı geldi. E, limit yok sürekli değil demek ki bingo. Yani fonksiyonun sürekli olmadığı sadece bir nokta var dediği nokta x eşittir 2 olabilir. Bu olduğu durumda p'nin 8 olduğunu bulduk. Bu cepte dursun. Şimdi ikinci ihtimali değerlendiriyorum. İlla böyle olmak zorunda değil. Fonksiyon x eşittir 2 de sürekli olabilir. Sürekli olsun. Bu sefer fonksiyonun x eşittir ...1'de sürekli olmaması lazım. Sürekli değil diyeceğim. x eşittir 2'de sürekliliğini... ...sağlarsak... ...bir de x eşittir 1'de de süreklilik çıkarsa... ...demek ki 2'de sürekli olma şansı yok diyeceğiz. O zaman başlıyorum. x eşittir 2'de sürekli oluyorsa eğer... ...2'nin solundaki limiti... ...p-2 eşittir. 2'nin sağındaki limiti... ...2-p'nin karesi. 2-p'nin parantez karesi. Doğru mu? İşlem yapalım... Ee, sol taraf p eksi 2. Sağ taraf birincinin karesi p kare çarpımdan 2 katı eksi 4 p ikincinin karesi artı 4. Bu tarafa atarsam p kare eksi 5 tane p artı 6 eşittir 0. Buradan p p eksi 3'e eksi 2 diye ayırdım. P'miz 1 3 geldi. Bir de p'miz 2 geldi. Acaba p'nin 3 olduğu ve p'nin 2 olduğu durumlarda yukarıdaki fonksiyon x eşittir 1 de sürekli oluyor mu? Mesela P eşittir 3 için bakalım. O zaman bura 3 eksi x olur. Burası x eksi 3'ün karesi olur. 1'deki süreklilik için en üste bakacağız. Yukarıda 7 aşağıda 2. 1 yazarsam sürekli değil. Demek ki arkadaşlar P eşittir 3 oluyor. Çünkü P yerine 3 yazdığınız zaman fonksiyon 2'de sürekli oluyor. 1'de sürekli olmuyor. 2 ve 1 dışında her yerde sürekli değil. O zaman süreksiz olduğu sadece bir nokta oluyor. Sorunun şartı sağlanıyor. Peki P yerine 2 yazsak bence o da aynı. Çünkü 3 eksi x'te 7'yi vermiyorsa 2 eksi x'te de vermeyecektir. 2 eksi x'i yerine yazsak 1 yazdım yukarıda. 7 1'in solu. 1'in sağında yerine yazdım. 1 7 1'e eşit olmadığından dolayı x eşittir 1'de sürekli olmuyor. Dolayısıyla P eşittir 2'yi de alabiliyoruz. P'nin alabileceği 3 tane değer var. Bunlardan bir tanesi 8. Birisi 3 birisi 2. Topladığım zaman 5 artı 8'den Sorumuzun cevabı 13 gelir. Bir şey söyleyeyim mi? Çok kaliteli, çok iyi soru. Çok iyi soru. İyi anlayın bunu. İyi anlayın bunu. 16. soruya geldik. F ve G'ye reel sayılar küm. Bunun sanki benzerini mi çözmüştüm? E, temel tanımda. FG sayıları, F, G fonksiyonları reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı iki fonksiyonmuş. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Şu ne? Dikdörtgen. <laughs> ne bu? Bu fonksiyonun sürekli olduğunu söyleyen bir şey bana. Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti o noktadaki değerine eşitse sürekli. Aynı şey bunu da söylüyor. Demek ki f ve g fonksiyonları sürekli. O zaman f çarpı g sürekli. Biz bunu söyledik artık. Temel tanımda o kadar çok anlattım ki. f g de sürekli ama g bileşki f'in sürekliliğini söyleyemeyiz. Bunun için g'nin f a'daki sürekliliğini söyleyebilirim. g f a'da sürekli ise g bileşke F'de a'da süreklidir ama g'nin A'da sürekliliğini söyleyemeyeceğim için bu bilgilerle yan e, 1 ve 2 olacak doğru cevap değişik. Bunu biraz hızlı geçtim çünkü arkadaşlar çok detaylı konu tanım, konu temel tanım testinde konu anlatımında anlatmıştım. Artık popişim yapıştı masaya ya. Vallahi yapıştı bugün. Bugün yardırıyoruz yani. Bundan önceki gün de bayağı şeydi. Sağlam derste. Bak şimdi çok güzel bir soruya geldik. 17. soru fonksiyon bilgilerimizde kullanacağımız bir soru olacak. Bir fonksiyon veriyor bize. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği. Buna göre fonksiyonlarından hangileri tüm reel sayılarda süreklidir diyor. Ha, ne o? F mutlak x, mutlak fx, fx artı mutlak fx. Şimdi bak. Bak şimdi. Seyret şimdi benim. F mutlak değer x. Şimdi bunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Ta bak kampın 61. günündeyiz. Götüreceğim kampı sizin 3. gününe. Ben size çünkü orada dedim ki bakın arkadaşlar bunlar limitte karşınıza çıkacak. Kurbanınız olayım. Gözünüzün yağının keperini çemireyim. Bunlar limitte türevde integralde lazım olacak demiştim. Aa o gün geldi çattı. Sen bunun şu olduğunu bilmelisin. Hocam f mutlak x demek ki ben bunun ispatlarına kadar örneklerine kadar neden böyle olduğunu fonksiyonlarda detaylı bir şekilde anlattım. E, f mutlak x demek, fonksiyonun x ekseninin solundaki yerlerini tamamen çıkar, yani sil, x ekseninin sağın, y ekseninin sağındaki yerini soluna göre katla demiştim. Şu an bu çizdiğim f mutlak değer x fonksiyonunun grafiği, tamam mı? Bunun sebepleri arkadaşlar, fonksiyonlar orada duruyor yani, bu kitapta duruyor, bu kitapta duruyor, açıp bakabilirsin. Şimdi peki, e, bu her reel sayıda sürekli mi? Evet. Yani burada kopma noktasından kurtulduk bir kere. Sıçrama noktasından kurtulduk bir kere. E bunu her yerde süreklidir. Çünkü her yerde tanımlı. Tanımı her yerde limitine eşit. Kopma yok, sıçrama yok. Sürekli. Tikimi attım. Geldim diğerine. Siliyorum şimdi burayı. Bu sefer mutlak fx. Bunu artık diğerine nazaran biraz daha biliyorsunuzdur. x ekseninin altındaki kısmı y e, x eksenine göre simetrik bir şekilde yukarı çıkartıyorum. Yani zaten x eksenin üstünde şu parçaya dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Bu parçaya dokunmuyorsunuz. Bu zaten x eksenin üstünde. Bunu simetrik bir şekilde katlıyorsunuz. Yani eksi 2'den itibaren aşağı gideceğine artık 2'den itibaren yukarı gidecek. Şöyle olacak. Burada boşluğumuz olacak. 2'den itibaren yukarı gidecek. X80'in altındaki kısmında tabii durmayacak. Bunu da sileceğiz. Şu an bu gördüğünüz bu gördüğünüz mutlak fx'in grafiği. Şunu sileyim tabii ki. Sile tabii ki inşallah. Tabii ki silebilirsem. Tamam. Bu gördüğünüz mutlak fx'in grafiği. Ama bu her reel sayıda sürekli değil. Eksi 2'de limit yok ki bunun. Eksi 2'nin solunda 2'ye gidiyor. Eksi 2'nin sağında 0'a gidiyor. Dolayısıyla bu eksi 2 noktasında sürekli değil. Dolayısıyla tüm reel sayılarda sürekli değil. Bu gitti patladı. İşte üçüncü şık çok önemli arkadaşlar. Beni iyi dinliyorsunuz üçüncü şıkta. Bak şimdi. Şunu da sileyim. Arkadaşlar fonksiyonu iki parçalı düşüneceğiz. Bir parçası bunu düşüneceğiz. Bir parçası bu. Zaten bu bir parçalı fonksiyon. Şimdi bizden istediği üçüncü şıkta fx artı mutlak değer fx. Arkadaşlar eğer x'ler x'ler eksi 2'den büyükse x büyüktür x, hatta büyük eşittir eksi 2 ise x büyük eşittir eksi 2 ise o zaman bizim fonksiyonlarımızın görüntüleri daima pozitif mi? daima pozitif. Yani şuranın tamamında fx'in sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Yani mutlak değer dışarı kendi gibi çıkar. E bir de f var burada. İki tane F x'ten büyük eşit. E, 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 x'ler eksi 2'den büyük eşitken f artı mutlak f 2f eşittir arkadaşlar. Peki 2f nasıl bulunur? E çok basit. Fonksiyonu 2 ile çarpacaksın. Atıyorum görüntüsü 2 olan değer 4 olacak. 4 olan 5 olacak. 8 olacak. 15 olan 30 olacak. Yani bu fonksiyonu biraz daha y ekseni boyunca dikleştiriyoruz. Eğimini arttırıyoruz gibi düşünebilirsin. Böyle oldu. Tamam mı? Bu 2fx. 2fx. Güzel. Peki x'ler 2'den eksi 2'den küçükse ne olacak? Bu sefer de arkadaşlar bu sefer de mutlak değer önüne eksi alarak çıkacak. F eksi F'den sıfır olacak. Yani eksi 2'den küçükken bütün görüntüler eskiden buydu. Şimdi sıfır oldu arkadaşlar. İşte şu mavi ile çizdiğim mavi çizdiğim ok çıkarıyorum. Fx artı mutlak değer Fx. Gördüğünüz gibi cirlop gibi tam, tam fonksiyon oldu. Hiçbir sıçrama kopma yok. Bütün reel sayılarda süreklidir. Bu da doğru. Bu iyi soruydu yalnız. Sağlam soruydu yani. Cevabımız 1 ve 3. Ya üçüncüyü görmek iyiydi burada. 1 ile 2'yi görürsünüz de üçüncüyü görmek güzeldi. Onu söyleyeyim yani. Geldim 18. soruya. <laughs> Harbi huh yani. Yukarıda y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonlarının grafiği verilmiştir. Limit x 1'e giderken fx 4 artı b. Limit x eksi 1'e giderken gx eksi b eksi 3 müş. Buna göre limit x a'ya giderken fx artı limit x b'ye giderken gx toplamı kaçtır diye soruyor. Canlarım benim biricik öğrencilerim söyleyin sizden başka kimim var benim. Ne güzel oldu değil mi? Şimdi arkadaşlar birin solundaki limite bakalım. F fonksiyonunda tabii ki. Bir burada, birin solu burada. Birin solundaki limitimiz gördüğünüz gibi 3A. Yani şunu yazabiliriz. Şuraya yazalım. 3A eşittir. 4A artı B. Bu 1. Şimdi diğerine gelelim. Eksi 1'in solunda g'nin limiti. Eksi 1 burası. Eksi 1'in solu burası. Eksi 1'in solundan eksi 1'e yaklaşınca 2b'ye yaklaşıyor. Yani şurası şurası 2b. 2b eşittir. Eksi b eksi 3. Bu tarafa atarsam 3b eşittir. Eksi 3. Buradan b eşittir. Eksi 1. b eksi 1 ise bunu bu tarafa attığım zaman eksi a eşittir b'dir. O zaman a da 1 gelir. Çünkü eksi a eşittir. Eksi 1'den a eşittir 1. a'yı bulduk 1. b'yi bulduk eksi 1. Bize diyor ki a 1 ise 1'e sağdan f'de yaklaş. Eksi 1'e sağdan g'de yaklaş. 1'e sağdan f'de yaklaşırsam 1'in sağ burası. 1'e sağdan yaklaştıkça fonksiyon 0'a yaklaşıyor. O zaman buranın cevabı 0. E, G'de de eksi 1'e sağdan yaklaş. Eksi 1 burası. Eksi 1'in sağ burası şu kısım yeşille boyadığım. Eksi 1'in sağından eksi 1'e yaklaşınca fonksiyon 2'ye yaklaşıyor. Burada 2 0 ile 2'yi toplayınca sorumuzun cevabı ne gelecektir? 2 gelecektir. Tamam mıdır? İyi soru bu da. Vallahi iyi soru. 10 kaç? 19. Bak yine bir öncül sorusu. Beraber güzel. Sakin sakin okuyalım. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için e, limit x a'ya giderken fx l1 bak f a dememiş bu sefer. Sadece özür dilerim. f'in limitli olduğunu vermiş. g'nin limitli olduğunu vermiş. Gerçek sayılarda tanımlı. Yani şöyle aslında biri doğru demiş, tanımlı. 2'yi doğru demiş, limitli. Ama 3'ü söylememiş. Tanımı limitine eşit mi, sürekli mi bilmiyoruz. L1 ve L2 birer reel sayı olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 3'ü bize vermediği için soru süreklilikle ilgili bir şey soramıyor farkındaysanız bize. Sadece limit soruyor. Ne diyor? FA artı GA, L1 artı L2'dir. Yanlış. Süreklilik bilmediğimiz için bunun FA olduğunu, bunun da GA olduğunu, dolayısıyla toplamlarının L1 artı L2 olduğunu söyleyemeyiz. F'in sürekli olduğunu bilmeden limit x aya giderken f(x) fa diyemeyiz. Bu yanlış. Daha doğrusu daima doğru değil. Soru daima doğru olmasını istiyor. Daima doğru değil. Doğru olduğu durum var. F ile g'nin sürekli olduğu durumlar, olmadığı durumlar, sürekli olmadığı durumlar. Tamam mı? Limit x aya giderken f(x) çarpı g(x) limiti vardır. Evet vardır. Çünkü bunlar ayrı ayrı limitlerde yazılabilir. Limit x aya giderken f(x) çarpı Limit x a'ya giderken g x diye yazılabilir. Bunun limiti l 1'dir. Bunun limiti l 2'dir. L 1 çarpı l 2'dir. Yani var mıdır? Vardır. Bu ikisinin limiti olduğu için. Bu kesin doğru. 3 doğru değil. Çünkü bunları ayırdığımız zaman bölüme ayırdığımız zaman limit x a'ya giderken f x bölü bölü limit x a'ya giderken g x yazdık. Ama l 2'nin 0 olup olmadığını bilmiyoruz. Ya l 2 sıfırsa? O zaman payda 0 olur. Ya L1 5 ise 5 bölü 0 bu limit var mıdır? Bu bir sayı mıdır? Bu limit yoktur. O zaman vardır demek daima doğru değil. Doğru cevabımız yalnız 2. Bak bir sürü öncü sorusu çözüyoruz ha. Önemli öncü soruları. Öncü sorusundan çıkarsa yapacaksın. Artık lamıcımı yok. Bir sürü öncül çözdük. Yukarıda f eksi 1'den 2'ye eksi 2'den 2'yi çıkartmışız. Yok çıkartmamışız. Eksi 1'den 2'ye tanım kümesi. Eksi 2 ile 2 de tanımlamışız sadece. Yani iki sabit fonksiyon şeklinde tanımlamışız. Grafiği verilmiştir. A ve B birer tam sayı olmak üzere. Bak güzel soru bu da. Limit x a'ya giderken x a'ya sağdan giderken f'in e, x b'ye soldan giderken f'e eşit olduğu e, limitlerde kaç farklı a b sıralı ikilisi var diye soruyor. Bak iyi bir soru. Değişik sorulmuş bir soru. Bak şimdi. Neyi soruyor biliyor musun? Şunu diyor. Bana öyle bir A ve öyle bir B bul ki diyor. A'ya sağdan yaklaşıp B'ye de soldan yaklaştığımda limitler eşit olsun. Bana böyle A-B ikilileri bul diyor. Bak mesela bir tane buldum ben. Eksi birin sağından yaklaştığımız zaman. Eksi birin sağından yaklaştığımız zaman. Eksi bire. Kaça gidiyor limit? Eksi ikiye. Değil mi? Ee, yani şöyle söyleyelim. Güzel yazalım. Limit x eksi 1'in sağından yaklaştığı zaman f fonksiyonunun limiti kaçmış? Eksi 2. Peki limit x sıfıra soldan yaklaşırken fx'in limitini söyle desem. Sıfır burası. Sıfırın solu burası. Sıfırın solundan sıfıra yaklaşınca eksi 2. O zaman bak aradığımız şey buldu. Bulundu. Bir sayıya sağdan yaklaşınca limit aynı. Ay başka bir sayıya soldan yaklaşınca limit yine aynı çıktı. Yani burada a eksi 1 b 0 olabilirmiş. O zaman bir sıralı ikimiz eksi 1'e 0. Tamam mı? Devam ediyorum şimdi. Şimdi sıfıra bakalım. Sıfıra soldan yaklaşırken eksi 2. Şey sağdan yaklaşırken yani a'nın sıfır olduğunu düşünelim. Eksi 2. Şunu da biraz indireyim. A'ya sıfıra 0, 0 sağdan yaklaştığımı düşündüğüm zaman limit 2 pardon. Sıfırın sağ burası. Sıfırın sağından sıfıra yaklaşınca limit 2'ye gidiyor. Tamam güzel. Şimdi öyle bir sayı bulmalıyım ki o sayıya da soldan yaklaşınca yine 2 olmalı. E, 1 olur mesela. 1'e sağdan da soldan da yaklaşsan 2. Yani şu yanlış bir şey mi olur arkadaşlar? Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken fx'in limiti neyse limit x 1'e soldan yaklaşırken onun limiti de aynı şeydir. Bunun limiti de 2 çıkar. Bunun limiti de 2 çıkar. Demek ki bir sıralı ikili sıfırın sağı birin solu a sıfır. B1. Yani sıfıra 1. E baba sıfıra 2 de olur o zaman. 2'nin de 2'ye e, de soldan yaklaştığım zaman 2'ye gider. Sıfıra sağdan yaklaştığımda 2'ye gider. Yani sıfıra 2 de oluyor. Değil mi? Sıfırın sağında limit ne arkadaşlar? 2. İki. 2'nin solunda limit ne? O da 2. Tamam güzel. Peki. Bak bir tane daha burada. Neyse şunu da yazayım. Peki arkadaşlar 1'e 2 olur mu? 1'e 2. Bakın bir. 1'e 2. Şimdi 1 burası. <laughs> 1'e sağdan yaklaşsam 2'ye gidiyor. 2'ye soldan yaklaşsam 2'ye gidiyor. Evet. O zaman 1 ile 2 de olur. Çünkü bir sayıya soldan yaklaşıyorum. Şey sağdan yaklaşıyorum 1'e. Bir sayıya da soldan yaklaşıyorum 2'ye ve aynı limitleri veriyor. Yani bu sıralı ikili de sağlanır. Çoğu kişi bunun cevabına 4 diyecektir. 4 çıkarlarda yok. Keşke olaymış. 4'ü işaretlerdiniz. 5. arkadaşlar Biraz böyle istisna bir şey. O da ne biliyor musunuz? 5. Beş. 5'i görebildiniz mi bu arada? 5. şeyi, sıralı ikiliyi. Var mı gören acaba? Ben yoruma yoruma böyle yaz ya. Hocam ben gördüm. Ben siz söylemeden önce ben gördüm diye acaba merak ediyorum. O 5.'yi gördünüz mü? 1,1 arkadaşlar. Çünkü çünkü burada A ve B birbirinden farklı olsun dememiş. Sıralı ikililer farklı. Kaç farklı sıralı ikili vardır diyor. A ve B farklı demiyor. Dolayısıyla biri aldığın zaman birin solu da 2, sağı da 2 olduğu için solundaki sağındakine aynı limitte olduğu için 1,1 de sağlar. Bu bir hile gibi bir şey yani. Böyle bir bak gibi bir şey. Bir A ve B birbirinden farklı olmadığı için 1 ve 1'i de alabiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane farklı sıralı ikili vardır. Doğru cevap C şıkkıdır. Dedim ve bitirdim. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Yani e, herhalde bizim Efficinado testinde şu an rekorumuz. Diye düşünüyorum. Var mı? Yok ya vardır belki şimdi rekorumuz demeyeyim ama gerçekten harika bir soru çözümü olduğunu düşünüyorum ben. Her şeyiyle her şey çok güzel bir soru çözümü oldu. Hiçbir şekilde bir soru işaretletemem çünkü bütün sorular çok kıymetli. Bütün sorular hiçbir e, soru bankasında yani soru bankasında tabii ki görürsünüz bu tip sorularla göremezsiniz demiyorum ama öyle şey değil yani. Yani ben bunu her yerde gördüm baba bu soru tipinden her yerde var diyeceğiniz sorular yok burada. Buradaki soruların hepsi tamamen böyle e, orijinal olduğunu düşündüğüm sorular arkadaşlar. Umarım size faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi artık bu videodan zaten sağ çıkmışsan ki şu an çok pek zannetmiyorum. Dümdüz olmuşsundur çünkü ben de dümdüz oldum şu anda. Ama şöyle söyleyeyim biz dümdüz olduk ama şu anlamda dümdüz olduk hakkını verdik değil mi hak ettik yani. Şu an mesela dinlenmeyi de hak ettik. Şu videodan sonra bence biraz dinlen. Şöyle bir bir saat, bir buçuk saat aç bir film izle, bir dizi izle. Şöyle bir ne bileyim bir yerlerde biraz takıl arkadaşınla muhabbet et. Bir dışarı çık, gez, bir, bir hava al, bir şey yap. Yani bir şey mutlaka yap. Çünkü harika bir dersten çıktık. Ve limiti arkadaşlar hakkıyla bitirdiğimizi düşünüyorum. Bence öyle. Bence limitle ilgili bir ana kampta. Ana kamp ne demek? Yani bütün konuların anlatıldığı, AYT'nin parça parça anlatıldığı, günlere bölündüğü bir ana kampta limitle ilgili yapabileceğimiz her şeyi dibine kadar yaptık. Bitti mi? Bitti. <laughs> bitmedi ama. Limit bitti ama bitmedi. Limit, türev, integral kampında bu yaptıklarımızın 3 katını yapacağız. Burada 100 soru çözdük, orada 300 soru çözeceğiz arkadaşlar. Artık bu sene Mert Hoca işlerini şansa bırakmıyor. Eskiden de bırakmıyordu ama artık hiç bırakmıyor. Kolay mı çıktı? Yapacaksın. Orta mı çıktı? Yapacaksın. Zor mu çıktı? Yapacaksın. Çok mu zor çıktı? Onu da yapacaksın. Bu seneki iddiam limit türevi integralden hepimiz fulle oynayacağız arkadaşlar. Limit bitti. Türeve geçiyoruz. Aşırı keyifli bir konudur. Hiç korkma. Limitin başlangıcında nasıl sana korkma dediysem aynı şeyleri türevde de söylüyorum. Hiçbir şekilde korkma. Korkmanı gerektirecek hiçbir şey yok türevde. Çatır 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 sana türev anlatacağım. Ve türev bittiğinde hani hocam neresi, ne zaman zor yer gelecek diye gerçekten yorum yazacaksın. Bu yorumu hepinize yaptıracağım arkadaşlar. Harika bir türev dersine de ee, yaklaşıyoruz. Ondan önce sizden ricam şu. Mutlaka limitten bir kitabı temizleyin arkadaşlar. Artık ne gelirse yaparsınız. Bunu yorumlarda da bazen görüyorum. Öyle değil mi? Do yani ee, şeyim doğru yani. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar, bizim ayta kampımız çok verimli oluyor ve soru bankalarında artık daha az zorlanmaya, hatta belki de hiç zorlanmamaya başlıyorsunuz. Tabii bazı soru bankaları biraz kazık olduğu için oralarda zorlanıyor olabiliriz. Ama hani. Piyasada böyle genelle hitap eden. Hani artık böyle e, zaten soru bankalarının çoğu da birbirine benziyor arkadaşlar. Koyun böyle 5 tane soru bankasını. Hani böyle çok fazla ismi geçen. 5'ini de açtığın zaman birbirlerine benziyor. O soru bankalarında zorlanacağınızı artık düşünmüyorum. Çatır çatır yaparsınız. O yüzden yapın arkadaşlar. Mutlaka türeve geçmeden önce limiti temizleyin. En azından limitle ilgili her konudan her kazanımdan bir, birer ikişer test mutlaka çözmüş olun. Yani yaklaşık olarak biz 150 soruda mı anlattık? 100, 125 soruda falan limit anlattık. Siz de arkadaşlar bir 125 soru mutlaka görün. 125 soru görün. Ondan sonra beraber zaten türeve geçeceğiz. Tamam. Uf, çok yoruldum. Ben de, ben de şu anda baya bittim yani. Ama bu tatlı bir bitme. Ee, keşke bütün yorgunluklar böyle olsa. Keşke her zaman size ders anlatırken yorulsam. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türev 1'de 62. günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.